Hani resmi kapatayım. Tamam Ha, bir tamam. de şey yapayım abi. Dur. Ne? Ha, ne İleri yapacağım? geri. İleri geri Yap yap. bakayım bir. Sağ yap, sol yap. Hop, ezdin oynayayım. Oldu mu? Tamam, Oldu oldu. türbeyi de gördük. Geri geldik. Ah, tamam, hadi öptüm, görüşürüz. Tamam, her türlü şey tatbikatı da yaptık. Eko oluyor mu? Hadi abi, Hocam kolay Muzaffer'i gelsin. kapat. Eko oluyor mu Ahmet? Eko Dur oluyor şimdi, muydu? Muzaffer'i kapayacağım. Deniz abla kendini kapattı. Kendimi de kapayacağım. Zannedersem olmaz ondan sonra. Abim kolay Evet. gelsin. Kayda Çok geçtik. sağ ol. Öpüyorum Çok seni. sağ ol. Başlıyorum. Hoş geldi herkes. Herkese hoş geldiniz diyorum. Bu İttihat Terakki sunumu, bu ikinci defa yapıyoruz bunu. Daha önce turunu da yapmıştık. Ama iş böyle sanırım biraz daha geliştikçe bu İttihat Terakki bir seansa sığmayacak gibi. Çünkü ben prensip olarak 2-2,5 saatte bitirmeye hedefliyorum. Onun işte bir iki bölüm bir mola veriyoruz 5 dakika. Sonra da sorular varsa o soruları alıyoruz ama iş giderek daha da çetrefilleşmeye başladı. Konu derinleştikçe daha çok bilgiler gelmeye başlıyor. Belki ileride bunu 2 seans yapabilir. Hatta şöyle bir durum da gelişmeye başladı. Belki Osmanlı'nın son yüzyılı gibi böyle daha şeyden Sen İttifak'tan başlayıp işte Mondros'a kadar getirmeyi planlıyorum. Belki bir dahaki şeyde onu yapacağım. İkinci, birinci bölüm olarak. Sonra İttihat Terakki gibi. Artı Abdülhamit de var. Herhalde bunları biraz toparlayacağım galiba. Fakat okudukça insan tabii daha böyle şeylere, başka şeyler de gündeme geliyor. Bir de okuduğum şeylerden özellikle yurt dışı ile ilgili, dünya ile ilgili ne olmuş, ne bitmiş, ilişkileri, başka şeyler de öğrendim. Belki de daha da ileride böyle karşılaştırmalı, yani Türkiye'de, Osmanlı'da bunlar olurken Avrupa'da, dünyada ne oluyordu? Belki onları da bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Tabii bu konuda çok da çalışmalar var. Hatta çalışmalar var derken ben ilk bu nereden geldi aklıma İttihat Terakki yapmak? Bu ilk pandemi döneminde bir kitaplığımı düzeltmeye karar verdim evde. Yıllardır orası böyle belli bir düzeni vardı ama çok birikmişti, üst üste falan gelmişti bazı şeyler. Orada daha önce kitaplarımı buldum. Böyle Feroz Ahmet'in kitabını buldum İttihat Terakki üzerine. Onu bir tekrar okuyayım dedim falan. Sonra baktım Kazım Karabekir'in de kitabı var. Sonra bir eski kitaplar, birkaç tane daha bir şey buldum derken orada da iş şey yapmaya başladı. Böyle ya enteresan, böyle bir şey yapsam mı derken Ahmet'le konuştuk. Ahmet de abi yapalım, ben de düşünüyorum falan. Beraber bir tur yaptık. Sonra Ahmet dedi ki benim işim çok, devam et abi dedi. Ve öyle de bir şey yaptık. Turlarını yapmaya başladık. Sonra bu arada ben birkaç yazar arkadaştan da dedim ya neler, ne tavsiye edersin falan diye sordu zaman illa dedi Tarık Zafer Tunay'ı da bul dedi. Tarık Zafer Tunay'ın kitabını buldu. Aradım falan, bulamadım o kitabı. Türkiye Siyasal Partiler Tarihi diye bir kitap o. Daha 89'da yazmış galiba. Fakat yayın evini aradım. Orayı burayı bütün sahafları en sonunda mecbur kaldım. İnternetten arkadaşların şeyle yardımıyla indirdim onu. Tabi orada biraz konu derinleşmeye başlıyor. Başka kitaplar da devreye girince işte Halil İnalcık'tan Ayşe Hür'e kadar aşağı yukarı bir sürü Şükrü Hanioğlu'ndan efendime söyleyeyim Sina Akşin ve başka tabi 1908 devrim 100. yıl diye bir seminer yapılmış, sempozyum. Orada bir sürü başka yazarların değindikleri olaylar var. Ve derken olay iyice gelişmeye başladı. Ben de bugün böyle bir 2 saat, 2,5 saatte bunu genel olarak sunacağım. Çok da enteresan şeyler keşfediyorum ben de. Bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdi Mustafa Reşit Paşa'nın resmi niye burada var dediğiniz zaman da tura biz şeyde başlamıştık Ahmet'te. Tam bir devam eder misin Muzaffer? Mustafa Reşit Paşa'nın türbesinde başlamıştık. Bir sonraki slide onu gördü zaten. Burada başlamıştık. Ve tur buradan başlayıp işte Beyazıt'tan Cağaloğlu'na, oradan işte evet Cağaloğlu civarında bitiyordu. Enteresan, 2. Mahmut Türbesi'ni görüyorduk. Oradan içeri giriyorduk tabii. Şimdi onları yeri geldikçe göstereceğim. Bu da tabii aslında enteresan bir şey, buradan başlıyor olmak. Bir sonraki resmi daha dikkat edersek, bundan sonra Mustafa Reşit Paşa'nın türbesiyle camide burada gözüküyor. Şöyle bir şey keşfettik orada, yani camiyle Mustafa Reşit Paşa'nın aksları farklı. Yani aynı aksı değil. Cami, 2. Beyazıt'ın camisi. Ve 2. Beyazıt tabii Osmanlı döneminde Fatih'ten sonra kimlerine göre daha muhafazakar bir padişah. Kimlerine göre de Fatih'ten sonra o
o imparatorluğu toparlayan, kurumlarını yerleştiren padişah olarak bilinir, öyle addedilir. Fakat her halükarda ikisinin aksı farklı. Hele ki de İslam Üniversitesi'nin kapısını görürsek hemen arkada, çok böyle enteresan şeyler geliyor akla. Evet, devam edelim. Böyle gördük şimdi bunu da. Şimdi zaten Tarık Zafer Tunaya'nın kitabında da şey diye başlıyor. İlk cümle, ön söz, bilmiyorum ön sözleri okur musunuz? Yani ben eskiden okumazdım ama sonradan, yani son 10-15 senedir hep önce bir ön sözleri okuyorum. Hatta kitabı alıp daha okumasam bile önce bir ön sözüne bakıyorum, okuyorum. İlk cümlesi diyor ki, ben diyor bu konuya girince diyor İttihat Terakki, birden diyor kendimi Mustafa Reşit Paşa, efendime söyleyeyim, Enver Paşa ve Robespierre'le aynı odada buldum diyor. Şimdi kel alaka gibi gözüküyor ama aslında bir şey var burada. Tabii burası tabii İslam Üniversitesi eski bir, eskiden Harbiye Nezareti yani, Enver Paşa'nın makamı diyelim. Robespierre, Fransız, belki bu mimar da Burjuva, daha önceden burayı yapan kişinin, ondan da Fransa'ya geçiş yapabilir. Böyle hepsini bir araya koyuverdik böyle. Bir sonraki resime baktığımız zaman da, şimdi böyle resimlere bağlı gidiyoruz ki şey olsun, bu da Eczacılık Fakültesi. Ama aslında Keçeci'de Fuat Paşa'nın eski konağı, eski konağı burası. Sonra Eczacılık Fakültesi olmuş. Ve burada da yani Keçeci'de Fuat Paşa'da Mustafa Reşit Paşa'nın yetiştirdiği bir kişi. Yani sonra Dışişleri Bakanı vezir olmuş. Fransızca çok hakim olduğu söylenir. Bir sürü olay şey anlatılır, dille ilgili, onunla ilgili. Ve o da tabii bir geçiş, oradan da yavaş yavaş başka kişilere gideceğiz. Ben aslında bir girizgah yapıyorum daha İttihat Terakki'ye gelmeden önce. Devam edelim böyle bakalım kim ne. Burada da Ziya, bunu peş peşe görelim. Ziya Paşa, Namı Kemal. Evet, şimdi burada duralım biraz. Şimdi yok, bunu sonra alalım. Namı Kemal'de. İşte Ziya Paşa ve Namı Kemal dediğimiz zaman bunlar da genç Osmanlılar. İşte genç Osmanlılar. İlk böyle Osmanlı İmparatorluğu'na reform yapmak isteyenler ve bunlar Paris'teler 1860'larda, işte 70'lerde falan, 60'larda da gidiyorlar falan. Orada tabii etkileniyorlar. Fakat aşağı yukarı bunlar 9 kişiler. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bizim bu ilk diyelim avantgard aydınlar, değişiklik, reform yanlısı aydınlar. Esas olarak bunların kökeni ta 1800'lü Mustafa Reşit Paşa döneminde, hatta daha öncesinden tercüme odasından gelir. İlk tercüme odası Dışişleri Bakanı'nın Harcı Nezahat tercüme odasından yetişmiştir çoğu. Genellikle bunlar paşa çocuklardır. Yani iyi hali vakti yerinde insanların çocuklardır. Ve bunlar da yurt dışına da gitmişlerdir. Bu şunu getiriyor. Bir, dışarıya bazı şeyler açık genel olarak, ne oluyor ne bitiyor. Ama sonuçta kendileri sınıfsal olarak da şey, rahat ailelerden geldikleri için çok da bireyciler. Ve oradaki Paris'teki bunların yaşamında bu 9 kişi aşağı, Ali Suavi falan da var bunların içinde. Daha birkaç kişi daha var. Hepsini sayamayacağım şu anda. Zaten çok da gerekmiyor. Öyle bir duruma geliyor ki 8-9 kişi ayrı ayrı fikirde bir araya gelince bir karar alıyorlar. Diyorlar ki bundan sonra yemek yiyeceğimiz zaman siyaset konuşmuyoruz. Yoksa kavga çıkıyor aralarında. Bu belki de bugüne kadar gelen Türk aydınının aşırı bireyci, çok ben merkezli, egosantrik olmasından kaynaklanan bir şey. Ve de bir şey daha ben gözlemledim o dönemle ilgili. Tam orada biraz etkileniyorlar ama biraz da geriden takip ediyorlar gibi geliyor sanki. Dünyada başka şeyler oluyor. Biraz daha geride kalıyor gibi geliyor bizim bu aydınlar. Fakat şu da bir gerçek. Onların istediği padişahlığı kaldırmak, cumhuriyet kurmak falan öyle bir şey yok da o zamanlar. Tek istedikleri, ya biz yönetelim, daha iyi yönetiriz. Bize bıraksalar bu şey. Bu çok önemli bir şey. Bu çok önemli. İttihat Terakki'de özellikle bu fikri göreceğiz. Yani biz yönetirsek daha iyi yönetiriz fikrini. Ve nitekim daha sonra da onlardan sonra kuşaklı, işte Mithat Paşalarla falan beraber de onu birazdan geçeceğim. Devam edelim burada da. Evet, bunu niye koydum? Onlarla alakası yok. Mahmut Nedim Paşa. Ekonomik olarak da o döneme bakarsak, İttihat Terakki'nin kurulmadan önceki dönemin özelliği de şu. Sene 1875 diyelim. İşte Mahmut Nedim Paşa özellikle, onun türbesini göreceğiz birazdan. Devam edelim, türbesini göstereyim. 1875 yılında bu meşhur Rüsum-ı Sitte, yani
düğün umiyeden önceki, bir nevi düğün umiye şeklinde Osmanlı artık borçlarını ödeyemiyor. Bir nevi moratorium ilan ediyor. Bütün Osmanlı tahvillerinin şeyi düşüyor. Ne derler o? Değeri düşüyor. Ve çok ciddi bir kriz. O yüzden de borçlarını ödeyebilmek için de rüsum iste. Yani altı ürün, işte tütünü, tömbekiydi, puldu, balıktı falan gibi altı tuzdu. Altı ürüne alacaklar, bankerler el koyuyorlar bir şey, şeyler. Oradan kazanılan vergiler, rüsumlar direkt o alacaklara gidiyor. Bu düğün umiyeden önceki bir ön düğün umiye diyebiliriz. Mesela geçmişte Mahmut Bedim Paşa da o dönemin sadrazamı ödeyemiyor. Padişah ne yapalım dediği zaman da ödemeyelim işte böyle falan diye. O da ciddi bir krize sokuyor. O krizin peşinden de ne geliyor? Meşhur 93 Harbi gelir. 93 Harbi gelir ama 93 Harbi'nden hemen önce de Abdülaziz tahttan indirilir. Yani bunlar belki direkt bağ yok gibi arada ama bir krizin sonudur o. Yani bir iki akım var. Bir ekonomik olarak ciddi kriz var. Bir de siyasal anlamda da işte genç Osmanlılardan kaynaklanan reform yapma isteği ve bir darbeyle de Abdülaziz tahttan indirilir. Artık orada intihar mı etti, öldürüldü mü o ayrı bir konu ama bunun mimarları da işte meşhur Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa ve mütercim Rüştü Paşa. Hüseyin Avni deyince aklıma hemen Ahmet Faik geliyor. Onlar artık böyle bir arada geliyor. Mütercim Rüştü Paşa. Bu üçü organize eder. Tabii Kayseri Ahmet Paşa da vardır bu şeyin içinde. Başkaları da vardır. Ve nitekim Abdülaziz tahta indirilir. Yerine 5. Murat geçirilir. 5. Murat da akli dengesi yerinde olmadığı için 3 ay sonra da yerine kim geçer? Abdülhamit geçer. O da meşruiyeti ilan eder. Ama bu arada devam edelim. Çerkes Hasan ki eniştesidir. Abdülaziz onun eniştesi. Hatta hem teyzesi ölmüştür ama sonra da kız kardeşi onunla evlidir. O da onun intikamını almak için. Basar bu Mithat Paşaları bulunduğu şeyi. Orada öldürür bazen Mithat Paşa falan kurtulur. Sonra kendisi de idam edilir. Bu da Çerkes Hasan. O da ifadesini verirken de şeyin ne kadar Osmanlı yönetimi ne kadar korunaksız olduğunda böylece göstermiş oldum der. Evet. Şimdi Abdülhamit Paşa geçti. İkinci Abdülhamit Paşa geçti ve birinci meşrutiyet ilan edildi. Yani kanunu esasi gündeme geldi. Fakat o uzun süre bir sene bile devam edecek galiba. Abdülhamit onu şeyden kaldırır. Bu sıra ne olmuştur? 1877 meşhur 93 Harbi. 93 Harbi olmuştur. Yani 77-78'de. Sonuç olarak 93 Harbi'nin sonunda da. Buralar şöyle bir özet olarak geçiyorum ki İttihat Terakki'nin kurulduğu dönemi daha iyi anlayalım diye. Evet. 93 Harbi'nin sonunda da Ruslar ta şeye kadar gelmişlerdir Yeşilköy'e. Bu da işte oradaki meşhur Ayas Stefanos anıtı. Ayas Stefanos anıtı da orada inşa edilmiştir ve Ruslarla anlaşma yapılır. Stefanos anlaşması çok kötü bir anlaşmadır. Hatta Ruslar o zaman imza parası bile isterler. De anlaşmanın şeyler dışında o para bile yoktur. Abdülhamit'in kendi şeylerinden, sarraflarından, bankerlerinden zarifli o parayı bulur. Ve böylelikle o anlaşma imzalanır. Fakat daha sonra bu anlaşmada değiştirilecektir. Nerede? Berlin'de 1878 Berlin Anlaşması'yla biraz daha toparlanacaktır. Fakat sonunda işte Balkanlarda Romanya elden çıkacaktır. Kars, Ardahan gibi vilayetler elden çıkacaktır. Ve bayağı bir ama Ayasofya Anlaşması, Berlin Anlaşması daha bir şeydir. Daha bir söyleyiverin. Yumuşatılmış halde. Çünkü İngilizler, Fransızlar o kadar da Ruslara kaptırmak istemezler. Kendi ileride almayı umdukları payı. Ve Mithat Paşa bezir olur, bazı reformlar yapmak ister, yapar da. O zamanki tabloda da şöyle bir şey var. Mesela Mithat Paşa'nın tabii Ziraat Bankası'nın kurucusu gibi şeyler de vardır. Ama bir de mesela yani enteresan bir şey, bir de o savaşçı bir tabur kurmuştur. Müslüman ve Hristiyanlardan müteşekkil, hilal ve haç o semboller olan bir tabur da kurmuştur. Yani o zamanki Osmanlıların anlayışını göstermesi, en azından bunların anlayışını göstermesinden onu da bir arada zikretmiş olalım. Fakat Mithat Paşa, daha önce 1881'de meşhur düğün umumiye, yani bu Abdülhamid'in ilk dönemlerinde bir yandan
93 Harbi bitmiş, anlaşma yapılmış, Berlin Anlaşması, ki bu Berlin Anlaşması ta 1900 şeye kadar, 14'lere kadar, Birinci Dünya Savaşı'nın yani o zamanlara kadar şeyi vardı. Çünkü orada Ruslara bir takım şeyler verilmiştir orada, sözler verilmiştir. Hep o Berlin Anlaşması'na göre Ruslar bir takım taleplerde bulunurlar. Artı ekonomik olarak da bütün şey, söyleyiverin, Osmanlı ekonomisi tamamen diyebiliriz, yani tamamen büyük çoğunlukta duyunumiye bağlanmıştır. Ve duyunumiyenin bünyesinde 9000 kişi çalışmaktadır. Zannetmeyin ki hepsi İstanbul Erkek Lisesi olan binada değil bunlar. Çoğu şeylerde bunların, ne derler o? İşte mesela tuz vergisi var. Tuzları, işte tuz gölü, tuz yataklarının oralarda kolculuk yapıyorlar. Tütün için kolculuk yapıyorlar. Hani Türklerde geçer ya, kolcubaşı, kolcular bastı falan filan. Ben mesela bu hiç bilmezdim eskiden. Mesela dedem rahmetli, biz Tuz Gölü'nün kenarında doğdum ben. Yani Şerefli Koçlar'da, onların köyü de çok yakın. Dedem anlatırdı küçükken de, işte kolcularla çatıştık falan filan diye. Niye derdim ben de, işte tuz alırken. Göl yani, köy gölün dibinde niye tuz işte şey olsun ki, işte yok o zaman kolcular vardı falan. Çocuk aklına pek anlamazdım da. Ama sonradan bunları okuduk, öğrendikçe hep aklıma geliyor böyle şeyler. Bu duyunumiye merkeziydi. Bu da şeyin, Valör'ün bir şeyidir, eseridir. Bu çok da güzel bir binadır. İstanbul Erkek Lisesi olarak kullanmıştır. Önemli de hala da öyle kullanılır. İttihatçıların, yani İttihat Terakki'nin merkezi de şu anda yok orada bir şey. Onun için resmini gösteremeyeceğim. Bunun karşısındadır. Ama şimdi geldik burada hemen şeye, İttihat Terakki. Burada biraz şu bir iki şeyi gösterelim. Mektebi Tıbbiye birkaç şey. Devam et. O deminki resimleri gösterelim. Bu da Gülhane'den aldığım resimler. Bu Gülhane'nin içinde. Burada tam da emin değilim aslında ama daha sonra bu şeye taşınmıştım, Mektebi Tıbbi olarak karşıya. Fakat ilk kurulduğu yer Gülhane Parkı diyebildiğimiz şeyin içinde Gülhane. Burada duralım biraz. Daha sonra karşıya şimdi vardı ya, GATA, Gülhane Askeri Tıp Akademisi vardı. Ankara'da da vardı mesela. O da ne alaka diye bilirdim ben hep. Ama ilk Tıbbiye orada kurulduğu için tıp mektebi, oradan adı Gülhane olarak kalmış. Tabii Gülhane'de sonuç olarak İttihat Terakki'nin kurucuları doktor ve bu tıp mektebinden gençler oldukları için herhalde şimdi GATA'nın adını, Gülhane Tıp Akademisi'nin adının niye Abdülhamit Han olduğunda herhalde çok iyi anlarsınız. Yani onu çok siyasete girmeden kısaca onu da belirteyim. Çünkü Gülhane'de kurulmuştur bu Abdülhamit'e karşı olan bir cemiyet İttihat Terakki. O yüzden de adı işte Gülhane, sonra da Abdülhamit olmuştur. Neyse, buraları çok fazla değişmeyelim. Ve şimdi İttihat Terakki'nin kurucularına geçelim. Evet, devam edelim. Bu binaları geçti. İbrahim Temo var burada. Bir numaralı üye. Şimdi bir şey belirtmek istiyorum yalnız. İttihat Terakki deyince aklımıza hep şey gelir bizim. Yani Talat, Enver, Cemal Paşalar. Doğru mu? Genelde öyle biliriz. Biraz şey yapıldı, ilk kurucuları vardır. İşte İbrahim Temo, birazdan göstereceğim onları. Fakat şunu da belirtmekte fayda var. Bu ilk kurulan İttihat Terakki ile sonraki, ikinci diyelim, onu anlatacağım tabii. Talatların kurduğu İttihat Terakki, arada farklar var. Aynı insanlar var içinde, fakat farklı bir şey yani aslına bakarsan. Farklı bir yapıya dönüşmüştür. Zaten biraz şey yapınca bu, mesela Kazım Karabekir'i okuduğumuz zaman, ben onun kitabını şöyle bir baktığım zaman, diyor ki inkılabımızın şeyidir diyor, başlangıcıdır İttihat Terakki ama sonradan dejenere olmuştur gibi mealen öyle bir laf ediyor. Yani ilginç bir şey var. Hem o var baştan, şeyde İttihat Terakki'nin bir ilk bölüm var, sonraki bölüm var. Fakat daha da ilginç bir şey var mesela İttihat Terakki, burada biraz genel konuşacağım. Mesela dedim ya, insan okumaya başlayınca, bu konuya ilgilenince bütün antenler açılıyor. Onunla ilgili şeyler duymaya başlıyor. Nitekim Celal Bayar'ın anılarını, daha doğrusu Celal Bayar'la Murat Bağdatçı'nın röportajını dinlemiştim. Yıllar önce, belki işte Celal Bayar öldükten birkaç sene sonra, bu ben ne bileyim, evimde benim 10 senedir 15 televizyon yok. Bu belki 15-20 sene önce dinlediğim şey. Murat Bağdatçı şeyi soruyordu Celal Bayar sağken. Talat Paşa'nın hanımının evine gitmiş ziyarete. O da yaşlı, o da bayağı. Bunlar 80-90 yaşlarında. İşte ne vesileyle dedi diye sorduğu zaman da, bakın Celal Bayar 80-90 yaşındayken, efendim şu bizim merkezi umumi reisimizin zevcesidir. Yani adam hala iddiatçı yani.
Kerem Bayar. Nitekim geçenlerde bir yazı okudum, bir makale. O İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı Avukat Hanım'ın. O da diyordu ki içselleştirilmiş iddiaçılık, yani bugünle ilgili konuşurken, hala demek ki bu iddiaçılık hala bir şekilde var olduğu söyleniyor. Ama iddiaçılık deyince de burada çok farklı insanlar var. Şimdi onlardan biraz kişi kişi bahsedeceğim, yani çok derine inmeden tabii. Çok farklı yapılar var. Tek bir iddia terakki yok aslında. Bir kurulan iddia terakki var. Sonra başka bir şekle verilmiş. Ben de bugünkü amacım da onları biraz kişileri tanıtmak, ne olmuş, ne bitmiş, onlardan böyle bilgiler sunmak. İbrahim Tebo kendisi Arnavut'tur. Arnavut'tur. Ve bir numaralı üyedir. Bunlar ikinci, yani diğer ilk dört kişi diye devam edelim. İshak Sukuti, bir sonrası Abdullah Cevdet. Bunun ikisi Kürttür. Bir Arap kirli, bir şeyli. Bu da Çerkez Mehmet Reşit. Doktor Mehmet Reşit. Şimdi bunların daha sonra daha başkaları da vardır. Kazım Karabekir şeyi de sayar. Konya'lı Hikmet der. İşte Dağıstan'da şeyin Ali yani o da bahseder ama esas dört kişidir bunlar. Bunlar sonra ne olduklarını anlatacağım. Bunlar tıbbi öğrencileri. Yani Gülhane Tıp Akademisi'nin öğrencileri bunlar. Ve bunlar kuruyorlar ilk orada yakınlardaki bir işte kömürlükte toplandığı söylenir bunların. Sene 1889. Fakat bunlar nedir özellikleri? O zaman şey var, bunlar tıp öğrenci oldukları için bilime meraklı, bilim insanları. Böyle bir şey gelişmiş. Bir nevi biyolojik materyalizm bunların moda şeyleri. Her şeyi bilimle arıyorlar. Her şeyi, böyle bir akım var yani oradan. Fakat bir de Abdülhamit'in muhalifler, bu iş böyle olmayacak. İşte meşruiyet kaldırılmış, anayasa ilga, yani anayasa tadil, yani kanun esası kaldırılmış. Tekrar monarşinin gelmesini istiyor. Yani tekrar bir anayasaya göre düzen olmasını istiyorlar. Ve tabii Abdülhamit'in de istibdat dediğimiz dönemi bu dönem. Ona karşı bir fikir cereyanları var. Fakat pratikte çok da fazla bir şey yaptıkları söylenemez. Artı bunlar çok gençler, yani bunların aşağı yukarı 89-90 desek başladıkları zaman, bunların da en babası işte 70-67 doğumlu, yani 20-22 yaşında gençler. Onun için kendilerini bir baş arıyorlar. Devam edelim. Evet. Bize bir lider lazım diyorlar. Ve Doktor Nazım ilk dört kişiden değil ama bunların ilk toplantıları şeyde falan oluyor. Bunların bağ toplantıları var işte Edirne Kapı'da. 12'ler toplantısı falan. Doktor Nazım da belki de bu İttihat Terakki olayın içindeki en ilginç kişiliklerden biri. Ben okuduktan sonra biraz bu konuları daha da bildiğimiz insanlar ama biraz daha araştırma gerekirse. Mesela Doktor Nazım üzerine biraz daha daha da araştırmak lazım. Şöyle bir ilginç kişiliği var. İlk başta ne şey zamanında, bu Abdullah Cevdet İshak Sukuti zamanında en önde bir adam değil, ilk dört kişiden değil. Hemen onlarla beraber. Daha sonra da Talat Enver Cemal zamanında da yine ilk önde değil ama hemen onların arkasında. Baştan sona kadar var. Hatta şeye kadar gelen birkaç kişiden birisidir o. Belki tek kişidir diyebilirim. Yani yanılıyor olabilirim ama yani 89'dan 1926 İzmir suikast davasına kadar iddiaçlar yargılandı. Olan kişidir Doktor Nazım. Yani her dönemde var olmuş bir kişidir. Ve Doktor Nazım'ın yaptığı iş de nedir? Tıbbiye tahsiline devam etmek için Paris'e gönderilmiştir. Ve orada Ahmet Rıza'yı örgütlemiştir. Ahmet Rıza'yı bu işin başına geçirmek için giden kişidir. Evet, bir devam edelim. Doktor Nazım enteresan bir adam. Bir enteresan kişi daha var. O da araştırması gereken bir Tunal İlmi. Mesela Tunal İlmi de o ilk yurt dışına gidenlerden biri ama daha sonra Cumhuriyet döneminde görev almıştır. Hatta Ankara Tunal İlmi Caddesi vardı meşhur şeyde. Tunal İlmi yani ismi verilmiştir. Ve Tunal İlmi mesela eylem yapalım falan, eylemci bir kişidir. Artı bir sürü konuda da mesela çok önceden fikirleri, mesela kadınların oy hakkı konusunda ta 1900'lerin başlarında falan fikir yürüten bir kişidir o gibi konularda. Yani Tunal İlmi, yani bu Tuna civarından geldiği için adı Tunal İlmi'dir. Bir kişi daha çıkacak galiba karşınıza. Evet, meşhur Ahmet Rıza. Şimdi Ahmet Rıza işte Doktor Nazım'ın 1891-92 yanılmıyorsam gidip, yani tırnak içinde söylüyorum, mealen abi başımıza geç, sen de bir şeysin diye
dediği kişidir Ahmet Rıza. Peki Ahmet Rıza kimdir? Çok enteresan bir kişiliktir. Çok da şey bir yönü vardır Ahmet Rıza'nın. Birincisi Ahmet Rıza 1850'lerle yani 58'de falan doğan birisi. Yani bayağı yaş olarak onlarla aralarında bir neredeyse 20 yaş falan var. Tamam mı? Ve İttihatçılar, İttihat'ın ilk kurucularına gittiği zaman peki çocuklar falan deyip onları karşılayan 1884'te ilk Paris'e gidiyor. Mektebi Sultani mezundur kendisi. Sonra oraya gidiyor, ziraat okumaya gidiyor yanılmıyorsam. Sonra geliyor, bir sene falan Bursa'da Maarif Müdürlüğü yapıyor. Bir iki sene belki tam onu bilemiyorum. 89'da tekrar gidiyor Paris'e. İkinci gidişinde de bayağı ta 1908'e kadar da Paris'te. Ve gittiği zaman da orada şeyde çocuklar diyorum, Nazımlar, Doktor Nazımlar. Peki diyor, onların başına geçiyor ve İttihat Terakki'nin yurt dışındaki lideri oluyor. Ahmet Rıza'nın enteresan bir kişiliği var. Bir, bu tamamen şeyci, hatta ismini de o diyor. Ondan Osmanlı İttihat Cemiyeti gibi bir isimleri var. Yani o yoktu, böyle olmaz diyor. İttihat ve Terakki, Progre ve Union isminden gelen. Çünkü kendisi Auguste Comte'cu pozitif ispirisi olduğu için ismini o öneriyor ve o kabul ediliyor isim olarak. Terakki ve İttihat olarak. Ve daha sonra İttihat Terakki oluyor sonra. Ve onların başına geçiyor. Şimdi daha sonra değineceğim ama kısaca Ahmet Rıza'dan bahsederken bir kişiliğinde tam oturtmak açısından Ahmet Rıza dergi gazete çıkarıyor Fransızca, Meşferet diyor, birazdan bahsedeyim onu da gösteririm. 1897'de bir Abdülhamit'in baş afiyesi şeye gidiyor, Paris'e gidiyor. Bütün bunları şey yapmak için, ne derler, vazgeçin Türkiye'ye dönün, size maaş vereceğim falan filan diye. Nitekim bazıları birazdan göstereyim, Nizancı Murat gibiler dönüyor. Diğerleri maaş karşılığı, Tuna Dimiler, işte Abdülhamitler, konsolosluklarda görev alıyorlar. Ahmet Rıza 250 altında, 2500 altında tam bilemiyorum, reddediyor. Hayır, ben böyle bir şey kabul edemem diye. Bir kere öyle bir çok ilkeli bir tutum var. Doktor Nazım'a kabul etmiyor. Daha sonra 1908 devrimi olduğu zaman geliyor İstanbul'a ve İttihatçıların babası diye işte kabul edilen birisi ve orada zaten onu direkt meclis başkanı yapıyorlar. Meclis başkanı yapıyorlar. Ve uzun süre meclis başkanı, çok saygıdeğer birisi. 1912'de artık İttihat'ın rengi tamamen değiştiği zaman, oraya da geleceğim, ve şiddetle karşı çıkıyor ve İttihatçılardan kopuyor. Zaten daha sonraki dönemde de İttihatçılardan ayrılıyor. Ancak Ayan Meclisi Başkanı, Ayan bir nevi senato gibi de padişahın seçtiği şeyler vardı. Onun başkanı gibi oluyor. Ve hatta bir dönem bu savaşa karşı, diğer Ermeni olaylarına falan karşı böyle tek başına muhalefet eder durumda bir kişilik sahibi oluyor. Ve hatta bir de bu şey de bir materyalist bir adam böyle. Bunu dinsizlikle falan suçluyorlar böyle. Çok da hakkında şeyler oluyor. Hatta bu ta 1909 devrim ayaklanmasına bunu öldürmek için arıyorlar. Bu yanlışla başkasını öldürüyorlar buna benzediği için. Oralarda atlatan bir adam. Ve iddiaçlarla kanlı bıçaklıyor daha sonra. Ve 1918'de İttihat işte savaş bittikten sonra 1919'da tekrar yurt dışına gidiyor. Daha da bitmedi. Yurt dışına gidiyor 1919'da. Bakın çok ilginç şeyler dedim ya, öğrendim. Ve 1919 bu Fransa'yken, çünkü Fransa'ya çok hakim artık. Fransa yıllarca kalmış. Atatürk buna mektup yolluyor. Şu Fransızlarla ilişkiye geçilmesi için şey olarak Büyükleşme Meclisi adına 1920'de ve bilirsiniz 1921'de ilk Fransızlarla anlaşma yapılmıştır. Ankara Muadesi, bu Suriye sınırı falan belirleyen. O anlaşmanın o Bouillon galiba onunla arayı bulan, yani Büyük Millet Meclisi'ni bir araya getiren, o aracı da yapan da Paris'te Ahmet Rıza'dır. Ahmet Rıza'dır. Ve öyle de bir şey olmuştur. Daha sonra şeye döner, 23'te galiba Türkiye'ye dönüyor. Fakat bir şey daha var. Bir şey daha okudum. Mesela Edward Said önemli bir Orta Doğu uzmandır. Bunu 1922'de yazdı Ahmet Rıza'nın. Bu Batı'nın, tam ismini söylemeyeceğim de, Doğu'ya karşı moral çöküntüsü falan gibi, böyle yani Batı emperyalizminin moral işte geriliği falan gibi Batı'yı eleştiren ve Müslümanlığı savunan, ki kendisi muhtemelen ateisttir. Ama kültürel anlamda Doğu'yu savunmuştur. Buradaki ilginç olan şey şu, bir, en çok Batı'da yaşayan, Batı'ya nibilen insan,
Fakat her zaman şeye bağlı kalmıştır o anlamda. Ve hep de ilkeli kalmış bir insan. Muhtemelen başka her insan gibi başka şeyler çıkabilir ortaya. Yanlış, doğru şeyler. Oralara girmiyor ama kişilik olarak da enteresan bir kişiliği vardır. 1930'da da vefat etmiştir. İstanbul'da Galatasaray'ın 23'te dönmüştü zaten Cumhuriyet'ten sonra. Pek de bir görev almamıştır. Ama 1922'de yazdığı kitap üzerine Edward Said'in bir şeyi vardır. O konuda yazdığı bir eser vardır. O da çok ilginç bir kişilik olduğunu gösterir. Evet, devam edelim. Bayağı uzun durdum üzerinde bu sefer. İşte onu çıkardı, Fransa çıkardığı gazete Meşveret. 1895'te çıkartıyor bunu. Fransa'da yayınlıyor. Bu da Mizancı Murat. Mesela bu da tam, şimdi Ahmet Saz'da farklı birisi. Şimdi bu da abilerden biri. Bu da abilerden biri. O da Fransa gidecek daha sonra. Hatta orada ikiye bölünecek iddiaçlar. Bir kısmı Mizancı Murat'la. Hatta Mizancı Murat Paris Şubesi'ne geçecek. Sonra Ahmet Rıza İsviçre'de devam edecektir şeye. Öyle bir şey var. Bu da şöyle bir özelliği var Mizancı Murat'ın. Mesela bu da muhalif ilk başta. Mizan diye dergi gazete çıkarttığı için adı Mizancı Murat. O da Ahmet Rıza ile yaşıt. O da mesela ilk başlarda şeyde eleştirirken bir gün Abdülhamit, bu arada Abdülhamit'le ilgili sunum da yapıyorum. Orada daha detaylara gidiyorum ama bir özelliği var Abdülhamit'in. Abdülhamit asim kesimden ziyade kişi olarak, kitlesel şeylere girmiyorum. Genelde muhaliflere bir gel be bakalım falan diyor, tamam mı? Konuşalım neyse derdi, bana anlat diyor. Bu da gidiyor mu Mizancı Murat'ta? Anlat diyor, sen ne yazıyorsun, çiziyorsun, söyle bakalım diyor. Başlıyor işte şöyle yapmışsın, reform şunu falan. Yaz oğlum diyor yanındaki kağıtı diyor. Bak ne güzel fikirler, niye daha önce söylemedi bunlar bana falan diyor Abdülhamit falan. Yaz bunu da. Oturuyor işte artık bir saat falan neyse. Aman diyor sen de burayı ihmal etme, yarın yine gel diyor. Bu da gidiyor eve. Hanıma ya diyor biz diyor padişah yanlış biliyor musun? Ne değerli ne şey bir adammış. Ne derler muhterem bir adammış. Beni dinledi, notlar aldı. Yarın yine çağırdı. Yarın yine gideceğim diyor. Hanım da biliyorsun kadınlar ileri görüştür bazen. Yani erkeklerin o anlamda şey dur diyor, hemen de havaya girme diyor. Sen daha Abdülhamit'i tanımadın galiba diyor. Bekle biraz diyor karar vermeden önce. Ertesi gün gidiyor tekrar saraya Yıldız'a. Diyorlar ki ya işte yoğun mu görüşemiyor. Bir ertesi gün bir daha gidiyor. Yine yok. Diyorlar ki haber vermeden gelme biz seni çağırırız diyorlar. Bir daha da çağırmıyorlar. Tamam mı? Ve hanımı diyor gördün mü işte Abdülhamit bu diyor. Neyse bu sonra tekrar yurt dışına gidiyor. Mesela Mizancı Murat. Aynı. Ve orada Ahmet Rıza ile iki rakip yani genç iddiaçların başına geçen iki kişiden biri bu. Biri Ahmet Rıza değil. Tamam mı? Diğerleri de tırnak içinde gençler işte. Tunal İmler, Doktor şeyler, Abdullah Cevdetler, İshak Sıkıntılar falan filan. Fakat sonra bu şey gittiği zaman ne derler o? Arada başka bir hikayeler de var. Oradan artık çok uzatmayayım. Abdülhamit'in baş hafiyesi işte şeye bunları şey yapmaya gidiyor Paris'e. Teklifleri şu. Gelin diyor size diyor Türkiye'ye dönün. Size iş de vereceğiz, maaş da vereceğiz. Bilmem ne yapacağız. Diğer bir kısmı kalıyor işte Tural İmiler, Abdullah Cevdetler, İshak Sıkutlar orada. Onları konsolosluğa doktor oluyor. Bu da dönüyor şeye İstanbul'a. Yüksek bir maaşla Yıldız'da görev alıyor. Böyle de bir kişiliği var bunun. Daha sonra tabii devamında da çok gitmeye gerek yok. Bu iki kişilikten de bahsetmiş oldum böylece. Bu da meşhur şeref mahkumları, kurbanlar denen bir şey. Bu şeref kurbanları denen olay 1897'ye doğru galiba. Bu artık yavaş yavaş eylemlere başlıyor. Eylem dedim ya bunlar işte bildiri dağıtıyorlar, protesto gösteriler falan yapıyorlar. Ve bunları ihbar ediliyor tabii. Abdülhamit'in afişeleri var. Ve 70-80 civarında bir genç tıbbiyeliği bunları şeye sürüyorlar Libya'ya. Libya'ya sürüyorlar. Şeref vapuruyla gittikleri için bunlar adı Şeref Kurbanları diye geçer. Şeref Kurbanları diye geçer. Ve orada da gelmiş orada çocuklar işte şeyde Libya'da. Normalde Fizan'a falan şimdi Libya'yı artık biraz öğrendik bu sıralarda biz. Hani Trablus Bingazi var ya deniz kenarında. Üçgen yapın aşağı doğru inin çölün derini orası da Fizan. Fizan'a gitmeleri lazım. Fakat oradaki işte kimse şey kumandan artık acıyor onları Fizan'a gönderme orada kalıyorlar. Ve demin bahsettiğim Abdülhamit'in hafiyesi, baş hafiyesi Paris'e gidip gelin dönün dedik zaman da siz dönerseniz çocukları da serbest bırakacağız. Affedeceğiz diye. Bu şeref kurbanları dedikleri bu genç tıbbiyeler de bunlar. Onun karşında dönersiniz diye onlara şey yapıyor.
Ve hani onların bahanesi de o. O anlamda o şartta kalıyor ve onlar da affediliyor. Fakat bu şimdi ilginç bir şey var. Tabii Abdullah Cevdetler'in, Skutler'in, işte Tuvalinler'in falan, ya niye kabul ettiler o görevde kendilerini, davayı sattılar falan filan diye. Şimdi tabii her şeyi şartla ile incelemek. Mesela Ahmet Rıza kabul etmiyor. İşte şöyle bir şey var. Sonra bunlar tabii hepsi yurt dışında, paraları da yok bunların. Gazete çıkaracak da para yok. Oradan aldıkları paralarla, maaşlarla gazete çıkarıyorlar tekrar. Hatta sonra diyorlar ki ya para yine bitiyor. Yani bir teşkilat, bir örgüt kuralım, gizli örgüt gibi. Bunu jurnalleyelim Abdülhamit'e. Ondan sonra onu kapatmak için de para alalım. Bilmem şu masraflarımızı karşılayalım falan filan gibi de böyle fikirler var. Böyle hatta bir adını şu anda hatırlayamadım. Bir şeyler var. Girişimlerde de bulunuyorlar. Bir sonraki resimde kimi gördük? Prens Sabahattin'i gördük. Şimdi Prens Sabahattin de prens demek, yani şehzade değil, demek ki kızdan, hanım sultanlardan şeyden gelme. Babası Cehalettin, Mahmut Cehalettin Paşa, o da damat Cehalettin, o da sürgüne gidiyor ve çocuklarını lütfullahla Sabahattin alıyor, götürüyor yanında Paris'e. O da artık iddiaçlarla, daha doğrusu Jön Türk hareketi var orada ve orada da onlarla beraber, fakat fikirler çok farklı. Yani şimdi öyle bir farklı ki bir sonraki şeye gelelim. 1902 şey olacak sanırım. Birinci İttihat Terakki Jön Türk Kongresi deniyor daha sonra. Buraya geldikleri zaman, çünkü o kadar farklı ki. Mesela 1902 önemli bir ayrımdır. İlk defa bir kongreler oluyor Paris'te. Fakat o zaman mesela çok ilginç olan bir şey söyleyeyim ben size. Herkes iddiatçı neredeyse. Osmanlı İmparatorluğu'na baktığınız zaman ne var mesela? Diyelim ki mesela Mısır'da İslami şeyler etkin. Yani böyle Hristiyanları almak istemiyorlar. Mersin'de yarısı Hristiyan, Ermeniler var, Ermeniler var şeyin için, iktidatın için. Öyle bir yapı var. Artı şey, ne derler, Şam'daki örgüt Kadirilerin elinde. O Geylani sülalesinin elinde. Yani öyle bir yapı var. İttihat Terakkiciler baktığı zaman Ahmet Rıza'ya binler, o doktora gittiği zaman normalde bunlar ne diyorlar? Pozitivist akımdan etkilenen biyolojik materyalist dediklerimiz artı. Pozitivist, yani bunlar her şey doğal, işte ne derler o, sosyal darwinizm dedikleri, doğal şey ortamda gelişeceğini, nispeten olayların kendi halinde yürüyüp bir şeye varacağını söyleyen, ne kadar ilginç değil mi? Böyle başlıyor, sonra anormal iradeci bir yapıya dönüşüyor en sonunda şeyde. Öyle bir yapı var, karman çorman, tamam mı? Prens Sabahattin de şeyci, ademi merkeziyetçi. Ya şöyle diyor, yani bu artık Osmanlı bir şekilde belli bölgeler özellik alması lazım ve liberal şey olması lazım. Bu ötekiler daha merkezci, bu daha liberal ekonomi şeyden yana. Nitekim daha sonra serbestliği gibi bir fırka kuracak zaten. İttihatın klasik çizgisinden ayrılacak ve daha sonra üyeti ihtiyaçlarla işbirliği yapacak. Ama enteresan bir kişilik durumda. Bu birinci kongre, Paris'te yapılan birinci kongreden, Jön Türk Kongresi'nden bir resim. Evet. Biraz ilerleyin. Peki şey ne oldu? Şimdi ilk kurucular vardı ya, onlara şöyle bir kısaca değineyim. Hani İbrahim Temo vardı. Mesela ne oldu? Onun bir hatıralar var. Kitabı bulamadım ben. Alıntılar okuyorum ama yok piyasada. Bir arkadaş da var onda. İbrahim Temo Arnavut demiştim. Sonra bu şeye gidiyor. Romanya'ya gidiyor falan. Orada yaşamaya başlıyor. Romen vatandaşlığı falan geçiyor. Bir arada hem Roman, hem Arnavut, hem Osmanlı. Öyle bir şey adam. Sonra kendisi Demokrat, Osmanlı Demokrat Partisi'ni kuruyor ve nitekim 1911'de İttihat'tan ayrılıyor, İttihat Terakki'den. Yani bu taraflarla birleştikten sonra onlar egemen olunca İbrahim Temo ayrılıyor ve Romanya'da yaşıyor ve Arnavutluk'ta ciddi bağları var. Daha sonra Atatürk döneminde çok sempatiyle bakan yazılar yazıyor. İbrahim Temo, evet, devam edelim. Sonra kim var? İshak Sukuti ne olmuş? O ilk ölenlerden, 1902'de ölüyor. 1901 mi? 2000'e genç ölüyor. İshak Sukuti'nin önemi şu, o dönemle ilgili, yani ilk İttihat Terakki dönemin bir nevi arşivi odur. Yani o eylemci değildir çok. Çok örgütçüdür. Artı arşivcidir. Bir sürü arşivleri mesela onda birikmiştir. Bir sürü yazışmalarda. Mesela bu İttihat Terakki konusundaki uzmanlardan bir tanesi Şükrühanoğlu'dur. Şükrühanoğlu'nun en temel kaynaklarından bir tanesi İshak Sukuti'nin Arnavutluk'taki arşividir. O arşiv Arnavutluk'ta bildiğim kadarıyla. Çünkü hep alıntıları oradan. Ve o, yani 1902'ye kadar olan dönem İshak Sukuti'nin şeyinde, bilgisinde ve o arşivlemiş orayı, o dönemi. Daha sonra Abdullah Cevdet
ne oluyor? Ona da şey yapalım. Evet. Bir sonra. Ha. Abdullah Cevdet'te meşhur Doğaloğlu'nda tur yaparsak, bu arada bu hala ayakta. Bir sonraki resme gidelim. Burası İçtihat Evi. İçtihat da Abdullah Cevdet'in ta şeyde çıkardı, yurt dışına çıkarttı. Onun için bakın 1904 Fransız yazıyor. C görüyorsun. DJ. DJ İçtihat Evi. O derginin adı. 1910'da İstanbul'a geliyor ve İçtihat diye çıkarıyor dergiyi. Ve o dönem İçtihat bütün o dönemin kendine yazarım diyen herkesin farklı görüşlerde olsa bile yazı yazdığı bir dergi. Ve önce 15 günde bir haftalık aylık duruma göre çıkıyor. Ta 1932'ye kadar çıkan bir dergi, ölümüne kadar. Ve çok temel bir şey. Ve çok bilimsel yazılar var. Sadece siyasi değil yani, bilimsel konularda, ne bileyim, sağlık konularında falan çok değişik eserleri var. Abdullah Cevdet de çok avantgard birisidir. O da yani şeyden beri, ne derler o? Baştan beri o da özellikle din konusunda, dil konusunda, mesela alfabe, Latin alfabesinin geçmeyi tam baştan beri, 1910'lardan beri savunan bir kişidir mesela. Zaten öyle bir akım var şeylerde. Tamamen batıcı olalım diyenler vardır. Onlara şey derler. Ve 1932'ye kadar şey yapmıştır, yaşamıştır. Ve Abdullah Cevdet de çok ciddi bir birikim olan bir kişidir. Bir dakika Abdullah Cevdet. Ve Atatürk döneminde de zaman zaman Atatürk bile eşitmiş ama Atatürk Abdullah Cevdet de pek şey yapmamıştır. Yani böyle eleştirse bile pek ona üzerine gitmemiştir. Niye diyeceksiniz? Ben kendi kişisel kanım şu. Aşağı yukarı Kemal Atatürk aynı görüşleri savunuyor bazı konularda. Hatta ondan daha önce söylüyor bazı şeyleri. Belki Atatürk'ün siyasi olarak öne getiremediği şeyleri, ne bileyim. O çok önceden söyleyebiliyor. O yüzden de belli bir saygısı var diyelim. Şeyde, evet. 1900'lere nereye geldik? Tarih olarak da 1905'e geldik. Evet, Yıldız Sarayı'ndaki Yıldız suikastı. Şimdi 1902 devriminden, pardon, 1902 kongresinden sonra artık şey diyorlar. Ya diyorlar, bu iş böyle gitmez, eyleme geçelim. Çünkü ilk başta zaten çok şeyler, ne derler o, çok pasifistler diyelim, barışçılar. Fakat eyleme geçelim artık, eylem devirelim Abdülhamid'i falan gibi şeyleri var. Ve onun da sonucu özellikle Ermenilerle beraber, çünkü o zaman Ermeniler de işin içinde, Ermeniler İttihat Terakki'nin içinde hepsi tabii. Öyle bir ayrım yok yani. Şey, zaten Türk şeyde ayrımı yok. Daha sonra gelişecek bir olay. Oraya geleceğim. Ve meşhur 1905 suikastı Abdülhamit'e. Nerede? Yıldız'daki Hamidiye, o Beşiktaş turunda Yıldız'dan çıkıp o Yıldız Sarayı kapısından dönüyoruz. O Yıldız Sarayı girilmiyor artık. O bu caminin önüne buraya gidiyoruz biz zaten. Çok da güzel bir cami. Güzel de restore etmişler. Enteresan tabii. Bizim alışık olduğumuz klasik camilerden biraz farklı tabii. O dönemin şeyini yansıtıyor. Ve orada bir suikast yapılıyor. Bombalar. Fakat her şey planlanmış. Saat bomba patlıyor. 1,5 dakika erken patlıyor. O 1,5 dakika erken patladığı için de Abdülhamit kurtuluyor. Orada bir 15-20 kişi hayatını kaybediyor. Sanki deniyor ki Abdülhamit onu biliyor gibiydi. Onun için biraz Şeyhülislam'la ayakta muhabbete takıldı ve ondan sonra da panik yapmayın falan gibi, kendi de çok panik. Kendisi zaten çok şey var ya onda, zaten paranoya içinde, hep korkuyor zaten ve hemen arabasına binip tekrar şeye gitti derler, ne derler o, atına binip saraya döndü, zaten yakın bir yer. Fakat bu hani meşhur bir lahzayı tahür diye Tevfik Çetin şiiri vardır, işte bu suikast üzerinedir o. Hani avcı işte geciktin işte, tabii şimdi çeviremeyeceğim şeyler de bir anlık gecikme diye Tevfik Çetin. O da bir muhaliftir tabii Abdülhamit'e. Orada işte ıskalamışlardır bir şekilde ve Abdülhamit o suikastten kurtulmuştur. Tabii onun arkasından çok ciddi bir şey gelmiştir. Peki suikastı yapanlar ne olmuştur? Onların başında da bir sonraki resmi gösterelim. Gerçi orada farklı bir şey yok ama herhalde değişsin şey. O suikastin örgütleyici arasında bir de şey vardır, bir Belçikalı vardır. Diyor, başa dönüyor, tekrar ha. Bir Belçikalı vardır. Onu da yakalarlar, getirirler. İsmi neydi şu an, tam hatırlamıyorum. L ile başlayan bir isim. Ve oraya geldiği zaman sonuçta cezası idam. Daha şey yok, suikast var. Ve Abdülhamit getir adamı, getirin der. Bir kese altın koyar, bilmem kaç yüz altın neyse şeyde. Bu avans der, bana çalışacaksın der.
Ve o kendisine suikast tertipledi. Yani çünkü Belçika'nın da çok baskısı vardı idam etme falan diye. O kendisine suikast örgütleyen kişilerden biri olan Belçika'da bir nevi satın alıyor. Osmanlı'nın Avrupa'daki casusu olur. Zaten Abdülhamit genellikle böyle şeydir yani. Kişileri tek tük boğdurdukları şeyleri vardır. Şeyden bahsetmiyorum. Genel anlamda o Adana olaylarından falan, Hamidiye olaylarından bak oralara girmiyorum. Ama kişisel anlamda bürokratlarla yaptığı şeylerde ilk başta satın almaya bakar. Satın almaya bakar. Zaten Osmanlı o genel bir şeyi vardır yani. Satın almaya bakar. Alamadığı zaman şey yapar. Mesela bütün çok insanı satın almış veya sürmüştür, maaşına zam yapmıştır. Hatta bizim rahmetli Tahir Alangu derdi, işte gönderdi oraya şey Kıbrıs'a Namık Kemal'i. Gerçi Namık Kemal daha farklı bir dönem ama yani genel Osmanlı şey açısından maaşına şey orada çürüdü ama derdi, Magosa valisi de rakı masasında çürüdü derdi. Rahmetli öyle, onun fikri öyle ama biz Kıbrıs turu yaptığımızda da Hüsnü Han'a dedi, 3 ay yapmıştı burada, değer 3 sene ortaya şey gelmiştir Kıbrıs'ta. Namık Kemal derler yani. Nitekim bu Abdülhamit'in genel taktiği de budur. Satın alıyor. Dedim ya, demin de bahsettim. Adamını gönderiyor Serhafiye'yi Paris'e. Bırakın diyor, gelin maaş vereyim size diyor. Yani hep satın almaya bakar önce. Bir tek Mithat Paşa'yı, kendi damatları, öteki Mahmut Cahattin Paşa'yı da onlar da Taif'te boğdurmuştur. Yani o da bir gerçektir. Tabii o da meşhur. Bir şeyi daha biraz detaylı anlatıyorum. Yıldız turunda, Abdülhamit'in Yıldız'da. Ve o da yaptığı şeylerden bir tanesi. Evet. Bunu da geçelim. Şimdi geldik. Nereye geldik? Talat'a geldik. Şimdi bir İttihat Terakki vardı. Birinci dönemde İttihat Terakki. Onu kısaca özetliyorum bu şeyden gelmeden önce. Bu Talat'lara geçmeden önce. O 1889'da kurulan tıp öğrencilerinin kurduğu. Tamam, ilk başlarda oldukça pasifist kalan, sonra ufak ufak eylemlere başlıyor 1895'lerde. Nitekim başlarında işte Ahmet Rıza gibi, Mizancı Murat gibi kişilerin geçtiği, daha sonra işte Prens Sabahattin'in bir şekilde muttali oldu, şey oldu, içine girdiği, artı çok farklı siyasi görüşlere sahip olanların çok farklı gruplarında İttihat Terakki, yani öyle bir şey oluyor ki işte parti o var, muhalefet o, herkes onun içinde. Tamam mı? Ve 1902 kongresine kadar böyle, 1902'den sonra yollar ayrılıyor. İki tane eğilim oluyor. Bir işte daha merkeziyetçi bir eğilim, işte Ahmet Rıza'nın temsil ettiği bir eğilim. Bir de Prens Sabahattin temsil ettiği Ademi merkeziyetçi eğilim. İki tane Ademi merkeziyetçi ne oluyorsa artık Osmanlı çok şey, bunu artık yavaş yavaş özellik vermek lazım şeylere ve buna da öyle hem de serbest girişimi destekleyen bir eğilim o da. Öyle bir eğilim var. Ve Abdülhamit'e suikast da yapmışlar. Fakat 1907'de bir kongre olacak ama ondan önce 1906'da pardon, bunlardan bahsediyorum. Bir de Mustafa Kemal'in Şam'dayken kurduğu bir Vatan ve Hürriyet diye bir cemiyet var. O da böyle bir cemiyet. Daha sonra bu Talatların kurduğu 10 kişi, onları tek tek gösterelim isterseniz. Bir cemiyet var. Osmanlı İttihat, mesela bu Ömer Naci. Şimdi Ömer Naci'den daha sonra bahsedeceğim. Bu İsmail Can Bolat. Tek de geçelim sonra bahsedeceğim ben. İsmail Can Bolat. Evet. Bir kişi, birkaç kişi daha var. Bu Mithat Şükrü. Evet. Bu da sonra İzmir Valisi olacak olan şeydi, neydi? Hayır. Rahmi Bey. Rahmi Bey. Şimdi hakikaten bu kişileri çok çok ilginç. Buradan başlayayım. Birkaç şey anlatayım. İlginç ki bunlar da 1906'da ikinci cemiyeti kuranlar bunlar. Tamam mı? Bunlar 10 kişi. İlk başta 10 kişi. Aşağı yukarı birkaç kişi hariç. Hepsi asker kökenli. Çoğu asker kökenli. Artı şey, çoğu da mason. Onu da bilmekte fayda var. Hani şeyin dediği gibi. Onu da söylemiş olacağım. O mason ve bunlar mason lojalarını kullanıyorlar örgütlenme açısından. Sonra bunun üzerine bir sürü spekülasyon var. Onları da unutmazsam değinirim. Önemli bir spekülasyonlar var orada. Ve mesela bu Rahmi Bey çok ilginç bir kişilik. Yani ben mesela bu şöyle, mesela ilk 10 kişi kuruyorlar. Sonra tabii bunlar genç insanlar, yani daha işte 80, yani kaç yaşlarında? 25-30 yaşları civarındalar yani, top hepsi. 30 bilemedim, 35.
Ve ya diyor toplamak zor olur bunlar da. Biz üçümüz diyor bir araya gelelim diyor. Yani şey İsmail Can Bolat, Talat ve bu üçü. Sonra Mithat Şükrü de onlara katılıyor. Dört kişi. Diğerleri daha bir kenarda kalıyorlar. Ve İttihat, yani ikinci dönem Osmanlı İttihat Cemiyeti'ni yani ilk İttihat'ta bu ikinci cemiyetin tüzüğünü, nizamnamesi falan yazan budur. Şeydir, Rahim Bey'dir. Rahim Bey'dir. Ve Rahim Bey daha sonra İzmir valisi olmuştur. Ve ilginç bir kitabını daha sonra bahsedemeyeceğim ama hep böyle bazı kişiliklere bahsedeyim. Çok ilginç şeyler öğreniyorum. Bir İzmir valiliği sırasında özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda oradaki Levantenler var mesela. Levantenleri korumuştur. Kendisi Selanik'tir. Hani iki anlamda da Selanik'tir. Hani Selanik şehrinden de Selanik'ti manası derler ya. Selanik'tir bu. Levantenleri korumuştur orada. Ve hatta Almanlar İzmir Levantenin ağırlığı da İngilizdir. O Litoller falan var. Daha sonra Moda'ya girip yerleşenler. Onların kökü orada. Başkaları da var. Mesela Jiro'lar var. Var ya Karolin Jiro, Mustafa Koç'un eşi. Oradan gelmedi mesela. Şu anda aklıma gelen onlar başkalar da var. Ve La Fontaine'ler var İzmir'de. İstanbul'da var ama onlar İstanbul'da İzmir kökenli. Ve onlarla arası çok iyidir ve onları korumuştur. Şey de şudur ya İzmir'in düzeni bozulmasın. İzmir sermayesi buradan kaybolmasın diye. Öyle bir şey vardır ama bir özel mesela çok ilginç bir şey daha var. Çerkez zaten bunu oğlunu kaçırmıştır yani. İlginç değil mi ya Çerkez zaten? Ve fidye almıştı. O fidye karşılığı bırakmıştır. Ha bu para nereden? Niye onu kaçırıyor? Niye para alıyor? Para nereden geliyor? Ha bu Celal Bayar'ı İttihat Terakki alan kişi de budur Rahim Bey'dir. Ama Celal Bayar belli ki her şeye rağmen onun hakkında çok da en azından öldükten sonra çok şey davranmadığı söylenir. Aralarında ne oldu vakti bilinmez. Fakat ailesi vasiyeti olmasına rağmen bu Şiş'teki şey mezarlığı var ya bu meşhur Abide Hürriyet mezarlığı ki orada iktidarçıların çoğu oradadır. Bunun vasiyetinde oraya defnedilmesi istemiştir. Fakat Celal Bayar diye iktidarçıları oraya getirmesine rağmen mezarlarını bununki getirmemiştir. Ki İttihat Terakki'ye Celal Bayar'ı alan da budur. Yani şeyde daha sonra bu son 2010'larda falan veya yani 2005-10'da tam hatırlamıyorum o dönemlerde gelmişti. Yani Kadir Topbaş Belediye Başkanı iken oraya nakledilmişti bunu şeyi bildiğim kadarıyla. Ve o öyle de bir enteresan yani burada bir sürü şey oluyor. Çerkez'de temelde bir sorunu var. Celal Bayar enteresan. Şeyciler'i koruyor. Ne derler o? Levantenleri koruyor. Fakat bir yandan da işte Ege'deki Rum mallarıyla falan oradan kendimi yonktu deniyor falan. Bir sürü şey ki Çerkez Yetem'le herhalde belki o yüzden bir anlaşmalar. Bunları bilemiyorum ben açıkçası. Fakat değişik iddialar var o konuda. Artı bu şey sırasında mütareke şeyden sonra savaşta ha mesela İngilizler Almanlar çok şikayetçidir bundan. Fakat bu İngilizler Almanları sokmamaya çalışır İzmir'e. Ve Almanlar şikayetçi. Hatta Enver bizzat gelir. Bunlar yani niye böyle yapıyoruz? Fakat bu Talat'a daha yakındır. Şimdi İttihat'ın içinde bir Talat Enver olayı da vardır. Yani iki ayrı şeydir onlar. Mihraktır onlar. Bu Talat'ın yakınında. Bir de kuruculardan sonuç olarak Enver buna pek hiç geçirememiştir. Ve olduğu gibi kalmıştı İzmir'de. Daha sonra da Malta'ya sürülenlerdendir. O dönemde de bütün İzmir Levantenleri, Vitoller, işte başka aileler, İngiliz kökenler bayağı baskı yapmış. Bu adamı niye gönderdiniz? Bu adam bize çok yardım etti. İşte Bornova'da ya onların yeri falan. Bizi Bornova'yı kurtardı demelerine rağmen bir türlü şey oldu. Daha sonra serbest bırakılmış. O zaman sonra da şeye gidiyor galiba. Casablanca'ya gidiyor. Ondan sonrası açıkçası çok incelemedim. Bilmiyorum. Öyle bir kişiliktir. Geri dönelim şimdi. Diğerler hakkında birkaç şey daha söyleyeceğim. Evet. Bu da Mithat Şükrü. Bu da işte ilk dört biridir. O da hep böyle ikinci planda kalan ama İttihat'ın kafa adamlarından bir tanesidir. Şeyden itibaren, Selanik'ten itibaren. Bir daha geri dönelim. Bu İsmail Can Bolat. Bu da ilk dediğim gibi ilk on kişiden biridir bu Talatların kurduğu İttihat'ın şeyi. Ve bu da şeyden sonra, mütarekeden sonra da tekrar Türkiye'de kalmıştır. Gitmemiştir yurt dışına.
Ve İzmir suikast davası da yargılanmıştır. Ankara davası da galiba yanılmıyorsam. Ve idam edilmiştir. Bu hiçbir zaman da şeyi kabul etmemiştir. Yani orada suçlu Doktor Nazım'la beraber, hatta Cavit Bey'le beraber. O Cavit Bey olayı apayrı bir olay. Ona geleceğim birazdan. Ve o da idam edilenlerin son iddiaçlardandır. Yani son tasfiye de İzmir suikast. Ha, o dava onda var mıdırlar yok mu da o biraz şüpheli tabii. Neyse oralara girmeyelim. Bu da Ömer Naci. Ömer Naci o da Atatürk'ün çok yakın arkadaşı. Mustafa Kemal'in çok yakın arkadaşı. Yani bayağı yakındır. Anlatacağım birkaç olay. Bu ta şeyden Manastır'daki okuldan arkadaştır. Hatta aynı sınıfta okumuşlardır. Ve bu çok edebiyatçı, şiirci falan kitaplar verir Mustafa Kemal'e falan. Hocası yani komutanı Mustafa Kemal'e uyarır. Der ki Mustafa Kemal der, bu Ömer Naci'den uzak dur der. Sen iyi bir asker olacağına benziyorsan bu asker olamaz der. Tamam mı? Bu çok fazla edebi adam der. Sen buna takılırsan askerliği kaybedersin der. Yani orada ilerleyemezsin der. Onun için bundan uzak dur der. Ve bu da bayağı bir şeydir. Hakikaten edebi anlamda çok güçlü bir kişidir. Bu Şam'da kurduğu cemiyete Atatürk'ün Mustafa Kemal'in orada üye olmuştur. Fakat daha sonra bu gelip şeyde İttihatçıların ilk 10 kişiden bir tanesidir bu şeyde. Selanik'te kurulan, Halat'ın kurduğu şeyde vardır. Ve bu da çok güzel, iyi bir hatiptir de. Yani. Çok ciddi bir hatiptir de. Ve hatta bu 1913, birazdan bahsedeyim, Babali baskında da o konuşmayı yapan, ajitasyonu yapan da Ömer Naci, yani şeyin aranan kalabalıkların aranan hatibidir. O milleti galeyana getirip Babali baskında o rolü oynayan kişidir Ömer Naci. O da hep şeyde arkadaştır Mustafa Kemal'le şey. Hatta 1900 Selanik düştükten sonra annesi birkaç sene daha kalıyor Selanik. Sonra İstanbul'a gelince kalacak yerler yok. 1915'te falan geliyor Mustafa. Tabii Çanakkale'den Atatürk Çanakkale'ye giderken şeydeyken Tekirdağ'da falan o taşınma oluyor. Onun için telgrafları falan var. Ömer Naci'nin kayınvalidesinin akrabasının evinde kalıyor bir dönem. Bir dönem Fikriye'nin evinde kalıyor. Sultanahmet'te oralarda bir yerde kalıyor. Yani hep de yakındır ama erken 1916'da falan galiba hasta bilemiyorum ki. 1916 ölüyor yanılmıyorsam. Erken ölenlerden bir tanesidir. Evet. Devam edelim aşağı. Talat da onlardan daha. Ha, Talat en başta şunu söyleyeyim. Talat daha sonra gördük işte İttihat Terakki'nin son dönemde 3 kafa adamından biridir. Sadrazam da olmuştur ama sonuç bir posta memurudur Talat. Talat bir posta memurudur. Talat Bey. Fakat ciddi bir örgütçüdür. Evini birazdan göstereceğim ve baştan sona kadar da en şeyde olmuş. Fakat İttihat Terakki, şu 1950 kongresini anlatayım bir dakika. Onu da daha bu ilk kuruculardan bahsedeyim. Devam edelim de. Evet. Devam edelim. Atlayalım şu an. Ha, devam edelim. Tamam bir daha de. Evet devam edelim. Evet sonra. Ha, bu da işte meşhur 1907 kongresi. Jön Türk kongresi bu. Burada artık şey, bütün o eski iddiaçlar, yeniler hepsi birleşiyorlar. Ayrılan ayrılmış oluyor ve 1907'de artık biz şey yapalım diyorlar. Ne derler o? Tek bir Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti haline dönüşüyor şeyde. Ve artık iktidar oynamaya karar veriyorlar. Fakat bir şey söyleyeyim ben size baştan. İttihat Terakki çok ciddi bir örgüt. Yani örgüt anlamında Türkiye'nin belki de gelmiş hepsi en önemli örgütlerinden bir tanesi. Kendi nizamnameler var. Ben bahsettim ya mesela bu nizamnamelerde şeyler var böyle fedailer var, şeyler var. Hücre yapısı var bunların. Hücreler şeklinde örgütleniyorlar. Yani 3 kişilik bir hücre var. Onların mesulleri var. O yukarıda birisi var. Mesela bunların merkez umumisi var. Merkez umuminin altında bir şey katip mesuller var mesela. Onlar bölge temsilcileri diyor. Mesela Celal Bayar katip mesul yani bulunduğu bölgenin temsilcisi. Anlaşıldığı kadar bunların merkez komite dediği merkez umumi önce daha az sonra 10 kişiye kadar falan çıkıyor. Sonra 300'e yakın şey var aşağıda bir altyapı var. Ve sonra da bir derler ki bu 400 bin kişiye kadar ulaştı bunların örgütlerle Türkiye çapında, Osmanlı çapında daha doğrusu. O sayı biraz tabii bilemeyiz ama üye sistemleri çok ilginç. Üye sistemleri çok ilginç. Mesela bunlar önce ilk 10 var, 11 var. Sonra 100'den sonra ondan sonra pardon 100 diye başlıyor. Sonra 1000'de böyle atlayarak çok gözüksün öyle bir yapıları var. Yeminleri var bunların. İşte Kur'an, bayrak ve silah üzerine yemin ediyorlar. Sonra bunların fedaileri var. Fedaili dediğinde kendine verilen görevi yapmak zorunda ve şunu kabul ediyor. Ben eğer görevimi yapamazsam
infaz edilmeye razıyım diye böyle bir şey var. Yani mesela bu Yakup Cemiler şunlar mı? Hepsi böyle şey, fedai onlar. Ve öyle bir yapılar var. Bir gizli örgüt yani sonuç olarak bunlar bulunduğu zaman. Fakat kolektif bir liderlik var. Yani burada bir tam Talat, Enver, Cemal bile üç kişi sonuç olarak. Üç farklı kişi. Özellikle Talat, Enver, Cemal hep üçüncü adamdır aslında orada. Artı mesela merkez komiteleri var bunların. Orada da değişiyor yani. Bir toplam olarak 30 kişilik bir şey var bunların. İleri kadrosu var bunların. Bir de daha sonra bakınca, şimdi bakıyorsunuz mesela, çok ilginç bir şey daha söyleyeyim ben size. Çok farklı kişiler bir arada. Yani son tarihte şey diyor ki, Tarık Zafer, ya bunlar neydi diyor. Yani sonuçta bir siyasi tarikat mıydı yani? Çünkü yani kel alaka mesela Cavit Bey'le Enver nasıl bir arada olur? Çok farklı görüşler olan insanlar. Birisi maliyeci, şeyi, her konuda aşağıda karşı ama sonuna kadar da iddiatçı kalmışlar yani şey mesela Cavit Bey. Maliyeci olmasına rağmen. Çok çok farklı insan. Mesela bunların içinde Musa Kazım var. Şeyhülislam ve Mason. Yani çok çok değişik yapılar. Bir nevi bir yani tabii tartıştınız ya bunlar iddialı değiller ama siyasi tarikat gibi bir şey olduğunu söylüyor. Zaten şey olabilir diyor. Olur demiyor da Tarık Zafer Turek o konuda da en büyük yazarlardan bir tanesi. Değişik bir yapılar var. Hep sonuna kadar bir arada kalıyorlar birbirlerine şey yapıyorlar. Bu da işte 1950'deki kongreden sonraki durum. Evet, devam edelim. Bu arada saat kaç? Mola verelim mi? Ha. Bir mola verelim. Çünkü zaten şimdi devrim yapacağız. 1908'e geldik. Manastır'a. Zaten onu geçiyor değil mi? Evet. Muzaffer 5 dakika mola verelim mi? Ondan sonra şu 1908 devrimine geldik zaten dedi, ya da hareketine. 5 dakika mola verelim. Ondan sonra da tekrar bir araya gelelim. Saat tam kaç? Saat 10-10 geçiyor abi. Çeyrek geçiyor. 10 çeyrekte şey yapalım tamam. Zaten birinci bölüm bitirdik. Evet. Neler çıkıyor? Ayasofya'daki şeyin mozaikleri gibi. Ya yukarıdaki mozaikler daha gibi. Çok şey çıkar abi. Doğru söylüyorsun. Evet, evet. Neyse, hadi başlayalım. Vakit geldi. Vakittir. Burası da manastır. Niye gösterdi bunu? Artık 1908'e gelindiği zaman artık şey hareketlenmeler başlıyor ve ilk burada işte Manastır ve Selanik'te şeyler halk hareketleri başlıyor. Zaten Makedonya dediğimiz yer, orada üç bölge var. Vilayeti ne diyorlar? Selasim diyorlar. Manastır, Selanik ve Kosova. Tamam, buralar zaten kaynayan yerler. Türkler var, Arnavutlar var, Bulgarlar var, Rumlar var, Karmaçlar var. Zaten orada komitacılar var. Değişik milletlerde. Burada şeyler de başlıyorlar bu işe. Ne derler o? İddiatçılar da bayağı ciddi örgütlenmişler. Ve orada ayaklanmaya başlıyor. Devam edelim. Burada Selanik var mesela bir sonra. Selanik'te güzel böyle bir Beyaz Kule'yi de görelim orada. Heh, böyle. Güzel bir şehir. İnşallah oraya da gideriz bir gün. Ve orada da artık şeyden İstanbul'dan oraya işte Şemsipaşa'ya gönderiyorlar galiba. Bastırmak istiyor falan. Fakat subayların çoğu örgütlenmiş artık. Subayların çoğu şeyde İttihat Terakki'ye girmişler. Ve beceremiyorlar bastırmayı. Hatta bir tane şeyi öldürüyorlar orada. Paşa'yı. Ve sonuç olarak da Resteli Niyazi, onu da görelim şimdi, Resteli Niyazi. Dağa çıkıyor. İşte meşhur Resteli Niyazi o. 200 kişilik bir şey kuruyor askeri. Artı halktan insan topluyor. Ve meşhur Resteli Niyazi ve Geyi. Devam edelim. Devam bir ileri. Meşhur Geyi. Hani vardır ya Resteli Niyazi, ne şehittir, ne gazi. Hiç yoluna gitti Niyazi. Ve bunların Geyi var bir tane. Bunlar dağda bir de geyikleri var. Bu geyiği öldürmüyorlar biliyor musunuz? Bu geyiği öldürmüyorlar ve yanlarına taşıyorlar. Bu hürriyet geyiği, hürriyet temsil ettiği için falan besliyorlar bunların da. Daha sonra Niyazi öldükten sonra galiba bu geyiği de öldürüp yiyorlar falan. Böyle bir şeyler oluyor. Ama o zaman da şey yapalım, geyik muhabbeti de buradan geliyor. Geyik muhabbeti dediğimiz olay. Bir de Eyüp Sabri var. O da şey, diğer taraftan dağa çıkan, o da bir İttihat-ı şeylerin subaylarından bir tanesi. Resteli Niyazi niye şey yoluna gitti derler? Çünkü daha sonra Resteli Niyazi öyle bir devlet açar, ihtiraslı bir adam değil. Orada o görevini yapıyor. Sonra kalıyor orada.
bir kavga var. O kavgayı ayırmak isterken, Şkoda'da galiba ya da Yanya'da öyle bir yerde, kavgayı ayırmak isterken arada kalıyor. Orada pis pis de gidiyor. O yüzden de öyle derler işte. Şey yoluna gitti. Niyazi'de. Bu da Eyüp Sabri. Bu da daha sonra öldükten. Bunun da mezarı şimdi şeyde mesela. Bu Hürriyet Ebediye Tepesi'nde. Eyüp Sabri'nin de mezarı orada. Bu da ilk şeyde. Başkanlığı ilk bahçelerden bir tanesi. Evet. Bir resim daha var. O zamanki afişlerden bir tane. Evet işte görüyorsunuz iki tane iddiaççı. Özgürlük falan diye şey yapmışlar. Çıkmışlar da şeyde. Atlarıyla beraber. O zamanki bir propaganda afişlerinden bir tanesi bu. Ve İstanbul'da da şeyler oluyor. İnsanlar sokaklara dökülüyor. Hürriyet için. Devam edelim. Şey diye işte meşhur, bakın yazıyor da zaten. Konstitüsyon işte, anayasa istiyorlar. Orada dikkat edin. Şeyler, Türkçeler Osmanlıca ama Latin harflere geçince Fransızca kullanıyorlar. Çok enteresan. Bir de artı bir de şu da var tabii. O zamanki İstanbul dediğimizde zaten yarısı değil mi? Yani yarıya yakın zaten şey, Hristiyan. Hristiyan yani Ermeni, Rum veya Yahudi, tamam mı, şeyler. Onlar da bakir içinde ama onlar da çok ciddi şey bekliyorlar zaten. O şeyde özgürlükleri içinde, bu hareketin içinde. Daha sonra ayrışmalar olacak. O ayrı bir konu ama arada bir değineceğim onlara ben de. Ve nitekim böyle şeyler olunca Selanik'te Abdülhamit bakıyor ki iş olmuyor yani. Orada paşayı falan da öldürmüşler. Tamam diyor ya, biz burada meşrutiyet yapalım diyor falan. İlan ediyor meşrutiyeti. Hatta diyor ki ben diyor anayasayı baştan beri kanunistan uygulamak istiyorum ama çevrem bana uygulattırma diyor. Kandırdılar beni diyor. Abdülhamit öyle birisi yani. Hani, sözün meclisten dışarı. O da öyle birisi. Ve sonuç olarak kabul ediyor şeyi ve meşrutiyet, hürriyet işte vardır ya. Hürriyet, musavat, uhuvvet yani. Hürriyet, hürriyet, eşitlik ve kardeşlik. Musavat, eşitlik, uhuvvet ve kardeşlik. Tabii bir ta Fransız devrimi sloganlar bunlar biraz geriden gelen bir şey ama o zamanki şartlarda da önemli bir şey. Ha bu 1908 devrim midir? Devrimse kim yapmıştır? Kimin çıkarları yapmıştır? Burjuva devrimidir değil midir? Bunu yapan burjuvalar sonra ne olmuştur? Yani, çünkü o zaman deniyor Osmanlı'da burjuva yok. Peki bu burjuvalar yaptıysa burjuvalar şeyler bizim tırnak azınlık dedikleri ne oldu? Sonunda onlar da ortadan kalktı. Onun için buralar biraz karşılıklı ama sonuçta bir hareket var orada. Artık devrim derse 1908'de bir kanun esası ya 1876 kanun anayasası tekrar yürürlüğe konmuştur. Fakat devam edelim. İşte bu da oradan bir sahne. O günkü gösterilerden. Fakat çok geçmeden o zaman bir ayaklanma oluyor şeyde. Karşı bir ayaklanma. 1909 meşhur 31 Mart vakası dediğimiz bu Derviş Şifah dediği Volkan gazetesi falan böyle bir. O da aslında enteresan bir adam. O da yani değişik bir yapı ama sonuçta o şeyin içinde ve İstanbul'u ele geçiriyorlar büyük oranda ve şeyler kaçıyorlar. Yani iddiaçlar alan. Hatta Ahmet Rıza falan zor kurtuluyor. Talatlar, o Halil Paşa, Halil Bey hepsi. Yani özellikle asker olmayanlar. Askerler zaten çekiliyorlar İstanbul dışına. Ve şey örgütlüyorlar orada. Ne derler? Harekat ordusunu örgütlüyor ve bazı ele geçirdikten öldürüyorlar şeyleri. Ve meclisi mebusana basıyorlar. Ne istiyor dedikleri zaman işte genellikle şey gibi subay olmayan işte Erat'tan, Çavuşlar'dan falan gibi sanki ama onlar da bazıları kıyafet değiştirip bazı subaylar şeyin içine girmişler. Bunların arasına. İşte şeriat isteriz. İşte kadınlar beyonla çıkmasın falan filan gibi böyle Müslüman kadınlara şu olsun. Bir takım talepleri var. Fakat bu arada şeyde Selanik'te de hareket ordusu örgütleniyor. Hareket ordusu örgütleniyor. İkinci ve üçüncü ordu. İkinci ve üçüncü ordu. İki kanattan bir Edirne'den bir Selanik'ten harekete geçiyor. Mürekkep ordu deniyor bunlara. Başlarında şey Mahmut Şevket Paşa meşhur. Ve kurmay başkanı olarak da şeyler devam edelim bir. Onu göstereceğim. O şey, kurmay başkanı olarak da bir tanesinin bunlar işte hareket ordusu geliyorlar İstanbul'a da, trenlerle. Birinin kurmay başkanı Mustafa Kemal, diğerinin kurmay başkanı da Kazım Karabekir. İki ordu böyle birleşik olarak geliyorlar. Ha, Mustafa Kemal şey diyor, ben koydum adını diyor. Yani, kurmay o zaman yüzbaşı. Kurmay yüzbaşı, Erkan Ak yüzbaşısı. Olabilir, olmayabilir, bilemiyorum. İşte bu da mesela çok ilginç bu resimde. Mesela ortada Mahmut Şevket Paşa var. Şu mouse'u da göstereyim ben. Şu ortadaki. Şu Hüseyin Üstü Paşa. Burada tanıdık kim var mesela? Şu İsmet İnönü yani.
şu Enver. Ben tanıdıklarım onlar işte. Diğerleri şu an tam çıkarmıyor. Altta yazıyor ama İsmail Hakkı var galiba şu bir tanesi falan. Neyse ama en azından yani bildiğimiz bütün isimler orada. Yani Mustafa Kemal, İnönü, Kazım Karabekir, Fethi Okyar, Rauf, Refet Bele, aklına kim geliyorsa hareket ordusunun içinde Selanik'ten gelip İstanbul'u basan, yani basan dedim İstanbul'u kuşatan ve şeye kampı Çatalca'ya sonra Yeşilköy'e kadar geliyorlar ve orada işte terk etmeyi istiyor. Nitekim belli şeyden sonra, çarpışmalardan sonra geliyorlar. Taksim'in en son bu Topçu Kışlası işte. Orayı dağıtıyorlar. Taş Kışlası'na orayı basıyorlar. Bayağı da birkaç yüz tane ölü var. Onlardan da 20-30 tane var hareket ordusundan. Ve elebaşlarını yakalıyorlar. Onları da idam ediyorlar. Ve 1909 31 Mart'tan ama eski takvime 13 tane denk düşüyor. Birkaç hafta böyle İstanbul şey halinde kalıyor. Söyleyelim. Bir karışıklık oluyor. Bu olaylardan önceki olayda bu 31 Mart olayını tekrar ediyorum. Önemli bir olayda bu gazeteci Hasan Fehmi var. Gazeteci Hasan Fehmi vali iddiatçılara. Onun Galata Köprüsü'nde öldürülüyor. O yüzden zaten o da bir tetikliyor bu şeyleri. Onun öldürmesinden sonra başlayan diyorlar. Bunun mezarı da şeyde birazdan gösteririm. Yeni İmam Hatip Türbesi'nin orada Hasan Fehmi iddiatçılarını öldürdüğü için şey yapıyor. Evet. Devam edelim. İşte bu Hasan Fehmi'nin mezarı bu zaten. Gözüküyor burada. Evet. Burada ilginç bir yer. Turda biz buraya gidiyoruz. Çok ilginç mezarlar var burada. Ve bu şeyden sonra, karşı ayaklanmadan sonra şeyler, iddiaçlar Abdülhamit'e diyorlar ki bu, yani Abdülhamit'i tabii o ayaklanmayı biraz teşvik ediyor. Abdülhamit'i görevden alıyor. Onun için şey Hüsam'a gidiyorlar. O kabul etmiyor. Sonra başkası şey olur falan derken bir metin kabul ettiriyorlar. Ve Abdülhamit'in halli, yani görevden alınma şeyiyle bu dört kişilik heyet işte şey var, Arnavut, şu ortadaki iri yarı olan, neyi de unuttum, o var. Şu meşhur Caruso, Karasu işte, şu Emmanuel Caruso, işte o Yahudi kökenli, bazı Çerkez, bazı Arnavut kökenli, neyse bir heyette gidiyorlar şeye ve o şeyi bildiriyorlar. Burada ilginç bir olay var. Hani iki tane şey anlattı burada. Abdülhamit diyesi ki yani ulan bir tane Türk yok muydu aranızda? İşte gelmişsiniz karşıya beni böyle şeydi. Dedim demedim bilmiyorum. İkinci olarak da bu şeyin şu Caruso'nun, Emmanuel Caruso, bakın eli burada şeyde, revolverinde yani. Soruyorlar sonra ne işte, yani ne yapacak diye. Ya şu bir kesin tabii. Zaten şeydeki Yıldız Sarayı muhafızları da belli bir şekilde alınmış yani. Onlar da o kadar karşı koymuyorlar. Ve orada da belli garanti almışken ne olur ne olmaz diye Abdülhamit'in silah taşıdığını ve kullandığını biliyoruz diyorlar. Ne olur ne olmaz diye bir elinde silahtaydı diyor Emmanuel Caruso. Yani Abdülhamit söyledi. Abdülhamit de madem milletin böyle karar vermiş tamam diyor. Ve oradan da Abdülhamit'i görevden alıp önce bir yerlere gönderiyor. Sonra Selanik'e gönderiyor. Selanik'teki onu da görelim şimdi. Alatini Köşkü'ne. Alatini bir bank, pardon. Ne bu ya? Ha. Bunu koymam. Bir devam, o zaman koymamış. Pardon. Selanik'e gidiyor. Şey, Alman Çeşmesi gelsin. Alman Çeşmesi gelsin. Ha. Ve Selanik'te oraya sürülüyor. Daha sonra da 1912'de Selanik düştükten sonra da geliyor Beylerbeyi'ne. Ve 1918'e kadar Beylerbeyi'nde kalıyor. Demesi o ki Abdülhamit bana vereceğiniz orada denize bakmasın. İstanbul'u görmek istemiyorum artık diyor. 1918'de herhalde denize hiç bakmadı. İstanbul'a bakmadı. O da anlaşılabilir bir şey tabii. Arka tarafa bakan bir oda oldu. Ben onu benim de sana söyledi galiba. Bir süre unuttum. Onu söylemiş olabilir. Orada kalıyor. 1918'de de Beylerbeyi'nde ölüyor. Bu Alman Çeşmesi ne alaka diye buraya geldi. Şimdi birazdan tabii 1909'a geldik. Başka olaylar olacak. Sonra savaşa girecek Osmanlı. Bizde genellikle Türkiye'de çok şey vardır. Çok egosantrik, millet olarak da çok egosantriktir. Yani hep sanki dünyada bir tek Türkiye var, Türkler var, etrafta bir şey yok. Her şey tek başına oluyormuş gibi geliyor. Öyle anlatır. Hep öyle anlattık yani bir sürekli. Fakat tabii sonra dünyanın parçasıydı. Dünyada bir sürü olaylar da şeyle etkili yani bu olaylarla birbiriyle etkili. Ve sonuçta Almanların da çok ciddi bir şeyi var. Mesela bu Alman çekmesini niye koydum ben buraya? 1889'da geliyor ilk şey, yanılmıyorsam. Wilhelm II.
Sonra 1900'lerde geliyor galiba. 1900 başında geliyor. Zaten bu çeşme o zaman yapılıyor. Ve sonra en sonunda 1917'de geliyor. Onu da birazdan göstereceğim belki arada. Fakat bu Alman çeşmesinin bunun stiline falan girmeyeceğim işte neo-Bizantin falan. O, şu an benim konum şu an o değil. Ama Almanların ta o zamandan beri özellikle ikinci Wilhelm'in bir şeyi var. Ne derler o? Politikası var. Hani daha da oradan beri bir dakika Drasht Osten. Almanca bilenler düzelsin. Drasht mı okunacak? Drasht mı okunacak? Bilemiyorum. D-R-A-C-H. Nah Osten. Doğuya açılma politikası var Almanların. Ta oradan beri. Ve hatta bu Talat Paşa'nın Gurbet Hatıratı diye bir yazıları var. Orada da şeyden bahsediyor. Bak 1921'de Almanya'ya kaçmışlar ya onlar. Enver demiş ki ya bu şeyde mesela Abdülhamit'le ilişkileri işte şeyler falan. Şimdi Abdülhamit buna detaya girmiyor ama tabii baştan beri bir Almanlara da yakınlığı var orada. İngiliz, Fransızlar orada bir şey. Almanlar bir demişler ki şeye bu Enver'e daha doğrusu orada bir den demiş galiba. Biz baştan beri hani şeyi bürokratlar arasında Fransızlar egemenliği, İngilizlerin de egemenliği var. Fakat biz hep sizi destekledik yani askeri bürokrasiyi. Çünkü biz sizde daha işimiz vardı, daha kuvvetliydik orada. Ve Abdülhamit de buna çok da şey yapmadı ve sizin gelmenizde biz çok da şey yapmadık. Abdülhamit de direnmedi zaten. Biz de dışarıdan buna şey yaptık diyorlar yani hani böyle olmasını da istedik diye bir laf etmiş Enver'e. Talat da buna çok şaşırdığını söylemiş. Yazar diyor ki ne var ki buna şaşıracak gibi bir şey de var. Evet geçelim bunu. Alman için. Birazdan Dünya Savaşı ile Birinci Dünya Savaşı'na girerken tekrar bahsedeceğim. Şimdi bu iddiaçılar ihtilal yaptılar. Geldiler başa. Fakat 1908'de işte Temmuz'da o zaman bir ara Sait Paşa gibi kısaca ama sonra Kamil Paşa şey oluyor. Enteresandır. İddiaçıların kendileri niye şey değiller başa geçmeler direkt. Yani onlar da yönetim bir nevi dışarıdan ama hatta seçimlerde de mecliste şey yapacaklar. Fakat sadrazam Kamil Paşa. Kamil Paşa sonuç olarak Abdülhamit döneminde sadrazam iki kere sadrazam olmuş birisi. Çünkü deniyor ki o zaman da Osmanlı 35 yaşında tam bilemiyorum yaşını ama o yaş civarında bir posta memuru sadrazam olarak görmeye hazır değildi. Talat'tan bahsediyor, Talat Bey'den bahsediyor. Ve o yüzden de hep dışarıdan birini aldı. Bu da Kamil Paşa da iki defa şeylerle, iddiaçlarla beraber şeye gelmişti 1908'de. Sonra görevden alınmıştır. Sonra bir de o meşhur şey Bağbali suikast baskında da sadrazam yine odur ama arada başkalar da olmuştur. Önemli bir şeydir. Daha sonra kendisi de ölmüştür şeyde, sürülmüştür şeyden sonra. Kıbrıs'ta da mezarında. Şu İngiliz yanlısı birisiydi. Kıbrıs'a gidenler hatırlarlar orada mezarını gör. O zaman ben çok iyi bilmiyordum bu konuyu ama mezarında da, mezar taşında İngilizce. Hani Osmanlıca da var, İngilizce de var. Zaten İngiliz dostu olduğu söylenir Kamil Paşa'nın. Bu önemli bir kişidir. Hem Abdülhamit döneminin hem de iddiaçları iki defa sadrazamlığını yapmıştır. Sonraki bir yazı, bu arada birkaç sadrazamı gösteriyorum ben. Kamil Paşa'dan sonra. Bu da Hüseyin Paşa. Şeyden sonra, Kamil Paşa'dan sonra 1909'larda evet o civarda başa geçmiştir. Fakat o da bu şey sırası bu baştadır hatta. 31 Mart vakası görevden 31 Martçılar tarafından görevden alınmıştır. Sonra birileri geçti. Kısa Ahmet Tevfik galiba. Sonra tekrar başa geçmiş fakat daha sonra da ayrılmıştır. İddiaçlar arası çok iyi olmamıştır. Daha sonra da meşhur büyük kabine denen Ahmet Muhtar Paşa kabinesine de girecektir o. Ha bu Hüseyin Hakkı Paşa, pardon İbrahim Hakkı Paşa. Bu da enteresan bir kişiliktir. Mesela bu daha entelektüel bir yapısı vardı. Bayağı bir seneden fazla kalmış iddiaçılarla 1911'de. Bu Trablusgarp Savaşı'na kadar 1911'e kadar sadrazam odur. Entelektüel bir kişiliği vardır. Biraz mondendir. Mesela bu şöyle eleştirilir. Ya koskoca sadrazam gidiyor Beyoğlu'nda kafelerde oturuyor falan derler. Gider kafesinde oturur. Kafesini şey yapıyor. Oradaki Beyoğlu'ndaki kafelerde, barlarda falan. Bir halk da bu sadrazamın oraya gitmesini de garip karşılar. Fakat bu da ciddi bir entelektüel birikim olan bir kişiliği İbrahim Hakkı Paşa. Trablusgarp Savaşı'ndan sonra oraya da birazdan değince görevden ayrılmıştır o. Bundan sonraki kimdir sadrazam? Meşhur, bir dakika Sait Paşa olması lazım. Evet, yok.
Ha bu şeyden, salondan bahsedeyim. Bir dakika, Sait Paşa'yı görmedik değil mi? Bundan önce kim var? Döner misin? Yok, tamam, Sait Paşa'yı demek daha sonra, yani atladık ya da neyse. Yok, Sait Paşa'yı bu şeyden sonra mı? Değil mi? Ahmet Sami, bir dakika, geri dön, geri dön. Evet, Sait Paşa daha sonra, pardon, evet. Geri dön, geri dön, geri dön. Bir daha geri dön. Ha, Ahmet Sami, ha, bu Ahmet Sami de mesela. O da bir gazeteci. Bu da Mektebi Sultani'dir bu da. Kendi şey bir adam, yani inatçı bir kişiliği var ama yani bir çok da şey değil. Bu da yani iddiaçlar, mesela Feruz Ahmet bunun başkaları öldü, iddiaçları attı derler. Fakat daha sonra Ankara valisi olan Abdülkadir'in öldürdüğü söylenir. Bu niye iddiaçlardan birisi bu da. Bu da İzmir suikastı davasında idam edilen birisidir, Ankara valisi. Yani eski Ankara valisi diyelim. Onun öldürdüğü söylenir bunu Bahçekapı'da. Biraz da bu şey yani öyle bir şey değildir ama kendi halinde dürüst bir insan olduğu söylenir. Ve bu yüzden de öldürülmüştür şeyde o, da, o dönemde. Onun da mezarı yine şeydedir. Bu 2. Mahmut Türbesi. Demin onu gördük yani. Ha, işte bu da eşiyle beraber galiba 2. Mahmut Türbesi'nde Ahmet Sami'de. Bu bildiğim kadarıyla iki, bir de Zeki Bey var öldürülen gazeteci. Üç. İki tane de yaralanan gazeteci. İddiaçların böyle şey ekipleri var yani. Hani feda ekipleri var. O gazetecileri şey yapıyorlar. Saldırıp yaralayıp dövüp veya öldürebiliyorlar o dönemde. Bu Türkiye'de bilinen bir şey. Çok gazeteci. O zamandan beri öldürülmüştür zaten. Evet. Devam edelim. Evet. Heh. Bu da işte Trablusgarp Savaşı. Şimdi 1911'de Trablusgarp Savaşı, Libya. Şimdi öyle bir dönem ki artık Osmanlı artık yavaş yavaş şeye başlanıyor yani. Çok gücünü kaybetmiş. İddiatçılar da yönetimde ama daha şey değiller. Ve İtalyanlar Trablusgarp'ı işgal ediyorlar. Trablusgarp'ı işgal ediyorlar. Çok enteresan birkaç şey var şimdi, onu da söyleyeyim size. Bunu da ben yeni öğrendim. Trablusgarp işgali, İtalyanların işgal etmesi Fransa'da ve başka Avrupa ülkelerinde protesto ediliyor. Edenler de genellikle şeyler, sosyalistler. Mesela Paris 2000'e yakın kişi yağmur altında Trablusgarp Savaşı şeyini, işgalini protesto ediyor. İddiaçılar da eleştiriyor ama genelde de bu diğer Fransız ve İngilizlerin bunu desteklemesine de şey karşı çıkan bir orada da bir yapı var yani. O da enteresan bir olay. Nitekim biraz da orada başka konulara da değineceğim. Ve Trablusgarp işgal edildiği zaman da İtalyanlar tarafından İstanbul'dan da kim gidiyor oraya? Binbaşı Fethi şey Enver, pardon, geri dönelim, geri dönelim. Yani Binbaşı Enver, Yüzbaşı Koloğası Mustafa Kemal de orada bir nevi birkaç kişi daha var şu an ismini şey yapmayacağım. Bir nevi orada şey için gidiyorlar oraya da. Gerilla yani bir nevi şey örgütlemek için. Ve orada kabileleri örgütleyip İtalyanlara karşı bayağı ciddi bir direniş gösteriyor. Ve İtalyanlar sahilden içeri doğru inemiyorlar. Belli yerlerde kısılıp kalıyorlar ama artık o da bir şeye gidiyor. Çünkü İtalyanlar hedefi orada. Habeşistan'la İtalya'nın bağını kurmak. Habeşistan'da onların sömürgesi ve Libya'yı muhakkak almak istiyorlar. Fakat daha sonra Balkan Savaşı patlayacağı için o Mustafa Kemal ve Enver oradan artık ayrılıyorlar ve bir şekilde Trablus şey yapıyor. O zaman da şöyle bir yöntem var yalnız. Osmanlı böyle gelmiş bir Trablusgarp devam. Bir sonraki Sait Paşa'ya geçelim. Heh. Şimdi Sait Paşa niye gösteriyorum şimdi? Sait Paşa ilk iddiaçlar geldiği zaman yine baştaydı ama çok az bir süre. Trablusgarp işgal edildi de ya ne yapalım ne edelim falan diye bir şey yapıyorlar. Ve kalkıp ya bunu Sait Paşa'ya bir soralım diyorlar. Sait Paşa çok tecrübeli. 7 defa Abdülhamit döneminde ona girmeyeceğim derken Abdülhamit'e 7 defa sadrazam olan birisi. Ya konuşması şunu bunu çok becerikli birisi. Bir Sait Paşa'ya soralım. Bu Sait Paşa bize yol göstersin diyor. Mehmet Sait Paşa'ya soruyorlar. O yol gösteriyor. Sonra diyorlar ki o zaman gel sen sadrazam ol işi yönet diye. O zamanki Osmanlı'nın şeyi şu, hakimiyeti siyasiye de öyle bir laf var. Yani sözde Osmanlı'ya bağlı gibi ama bir nevi şey artık o diğer şeylere yani Osmanlı bayrağı duruyor da gibi ama artık fiilen başkalarının eline geçti. O Kıbrıs'ta başlıyor gidiyor. Libya'da, Balkan hep böyle bir şey var. Yani o hakimiyet siyasilikte ve yanlış söylüyorum onun gibi bir şey. Öyle bir terk ediyorlar ve İtalyanlar da nitekim Trablusgarp Libya'ya olduğu gibi artı 12 aday alıyorlar.
Efendime söyleyeyim. Ve biliyorsun Onika'da da hep onlarda kalıyor daha sonra da. Daha 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanlara geçiyor. Sait Paşa o dönem tekrar sadrazam oluyor. Evet, devam edelim. Ha, bu da artık şey de başlıyor, İttihat Terakki'ye karşı muhalefet de başlıyor. Ve Hürriyet ve İtiraf partisi kuruluyor. Şimdi muhalefet derken, şimdi dediğim gibi İttihatçıların şöyle bir sorunları var. Bu çok detaylı da girip boğmak istemem. Bir İttihat Terakki cemiyeti var. Bir de parti var. Cemiyetle parti birebir aynı değil. Yani hep o yüzden eleştiriliyor zaten. Hani bir mecliste, meclis mebusunda karşılığında mebuslar var. O partinin bir şeyi var, yönetim var. Artı bir de yerde cemiyet var. Yani öyle bir çok eleştiriliyorlar ve sonsuz cemiyet söylüyor. Daha sonra bu birleştiriyorlar. Yani bir, hatta cemiyet bayağı birkaç sene daha 98'den sonra bile illegaldi hala. Sonradan legal oluyor yani. Cemiyetin kim yönetiyor o bile belli değil. Ve illaki cemiyetin başında olanlar partinin içinde gözükmüyorlar. Böyle girift bir yapı var. Dışarıdan onların anlaşılması zor bir şey. Ama her halükarda son tahlilde karar veren, o dediğim gibi bir toplam 30 kişilik denen, ama tabii bu hepsi birden değil, böyle 5'li 10'lu gruplar var yönetimde olan. İşte Talat'tı, sonra Enver devreye giriyor, sonra Cemal Paşa, daha sonra Halil var mı? Halil Buğulalı, Menteşe gibi bir sürü başka şeyler var. Onlar devreye giriyorlar. Böyle kolektif bir yapı var. Ve Hürriyet ve İtiraf Partisi de bütün diğer muhalifler, daha önce küçük muhalif partiler var ama Ahrar'dı, Ahali Partisi falan gibi. Onlar sonra hepsi bir araya gelip Hürriyet ve İtiraf'ı kuruyorlar. Şeye karşı muhalif bir parti olarak İttihat Terakki'ye karşı. Evet. Sonra bu da meşhur 1902 seçimlerinde, işte meclis mebusunu göstermişim. Şimdi 1912 şeyli seçim derler buna. Ne derler o? Sopalı seçim. Bunlar vura kıra bir seçim kazanıyorlar 1912'de iddiatçılar. Fakat çok ciddi muhalefet var. Çok ciddi muhalefet var. Ve artık şey de kurulmuş, devam edelim. Halaskar Zabitan diye bir yapı da var. Onlar da bir nevi şey, İttihat Terakki'nin ordu içindeki, çünkü tamamen politize olmuş ordu. Bir grup İttihat Terakki, bir grup da muhalif. Halaskar Zabitan, onlar da bir takım şiddet olaylarına başvuruyorlar. Ve hatta mesela bunu öngördüğü için Mustafa Kemal de 1909'da, mesela bu daha sonra Cumhuriyeti kuracak kişiler, İttihat Terakki'nin şeyine çekiliyorlar zaten. Mesela Mustafa Kemal diyor ki, yani ya diyor asker olsun diyor, ya siyaset, ikisi birden olmaz diyor. 1909 Kongresi bunda öne sürüyor, o katılıyor kongreye ve o yüzden de arası açılıyor bayağı iktidarçılar. Zaten kendi geri çekiliyor. İnönü de aynı fikirde. Hatta Fethi Çakmak da aynı fikirde o dönemlerde. Yani sonra onların hepsinin bir araya gelmesi çok tesadüf değil yani ilk başta. Bu askerin politize olmasına kadar siyasi girmesi orduya onları çok tedirgin ediyor ve zaten öyle bölünmeler başlıyor. Ve bu şartlarda da zaten ordu bölünmüş, 1912'ye geldik. Ne var 1912'de? Birkaç şey, Balkan Savaşı var. Ha, Balkan Savaşı şimdi. Balkan Savaşı'nı gösterelim, sonra tekrar döneceğim Ziya Gökalp'e. Evet, bir atlayalım. Bir atlayalım. Bir daha, sonra tekrar. Ha. Buralara geleceğiz tekrar. Şimdi Balkan Savaşı o kadar öngörüsüzlük var ki, bir de onu da söylemekte fayda var. Öngörenler de var zaten. Yani var ama şimdi hakim zihniyet farklı. Mesela ta o zamanlar 1911'lerde falan Ferit Tek var. Ferit Tek. Bu Moda Turu'nda evini gösteriyor. Bu Kemal Çay Bahçesi'nin karşısında eski bir Rum doktorun evi. Zaten sokağına da Ferit Tek sokakta. Ta o zaman Ferit Bey ya diyor, bu biz Balkanlar zaten 1908-1909'da falan söylüyor. Bunları kaybedeceğiz diyor. Tamam mı? Bunlar diyor şu anda adam gibi bunları bir şey yapalım. Buraları bir hala yola koyalım yani özel. Ayıralım. Gidip Anadolu'ya yoğunlaşalım diyen var yani o zaman. Öngören var mı? Fakat tabii şartlar farklı gelişiyor. Ve Balkanlar'da da şey başlıyor. Hareketlenme başlıyor. Zaten bu ilk şey çıktığı zaman, ne derler o, iddiaçıların ilk ayaklanmalara başladığı zaman 1908'de, o neye karşı? Bu İngilizler, Rusların bir Balkan politikası görüşmeler var. Ona karşı zaten insanlar biraz hareketleniyorlar. Neyse, fakat Balkanlar'da
Bulgarlar var, Yunanlar var, Makedonlar var, şeyler var, Arnavutlar var, Sırp. Herkes böyle bir kaynıyor ortalık. Tamam. Fakat Osmanlı yönetimi o zamanki o kadar şey ki, bir mesela oradaki askerler terhis ediliyor. Hatta bir kısmı Yemen'e gönderiliyor falan. İki ay sonra da Balkan Savaşı başlıyor. Öyle bir durum yani. Yani hiç öngörü yok. Artı şey de yok yani. Hani hazırlık da yok. Ve 1912'de bu Balkan Savaşı birkaç ayda Trakya'ya geliyorlar. Savaşmadan alıyorlar bir süre. Yani aşağı toplam bilmem 167-180 gün neyse 6-7 ayda bütün Balkanlar kaybediliyor. Bu midye Enes hattı. Enes'e gittiler geçen Ahmet değil mi? Ahmet Enes'e gitmiştiniz. Oraya kadar Midye'de yukarıda sanırım bu iğne adı ya da o şeyin adı tam bilemiyorum şu anda. Oraya kadar da çekiliyor Osmanlı ve o savaş tamamen şeyi bitirmiştir. Yani Osmanlı'nın ve de subaylar sokağa dahi çıkamamışlardı dedi. O kadar savaşmadan hatta 20 bin kişilik ordu var Selanik'te savaşmadan teslim oluyorlar falan. Teslim ediyorlar ve çekiliyorlar tabii şeye. Ve daha sonra şeydir... Tekrar Balkanlar, ikinci Balkan Savaşı'nda Bulgarlarla Yunanlar birbirlerine düşünce diğerleriyle o zaman fırsatı istifade Edirne'ye kadar gidiyorlar. Hatta o zaman tartışıyorlar şeyde, çok enteresandır. Gidelim mi gitmeyelim diye, çünkü baskı da var yani savaşa girmeyin, geri çekilin, barış yapalım diye. Talat şey falan. Çok ilginç bir şey var. Talat diyor ki ya biz diyor savaşalım yoksa zaten biz karar almasak bile Enver gider diyor yani oraya diyor. Bak birbirlerini öyle tanıyor ki Enver zaten gider oraya diyor. O yüzden biz şey yapalım diyor, savaşalım diyor, karar verelim diyor. Nitekim Enver de gidiyor Meriç'e kadar, oraları bir toparlıyorlar falan o zaman. Fakat daha sonra da bu işte anlaşmada Bulgarlar 1913'te ve Edirne kurtarılmış oluyor, öyle kalıyor. Ama o tabii o döneme kadar geçen bazı olaylar var. Şimdi en deminki resimlerin başına da verelim, bu Ziya Gökalp olayına falan. Evet, Ziya Gökalp. Şimdi... Ziya Gökalp kendisi Diyarbakırlı yani şeyde detayına girmiyorum şimdi ve Türkçülük akımında bir de daha doğrusu 1912'den 11'lerden itibaren diyelim o bir şey var Ahmet Ağaoğlu Ahmet'ten işte öteki neydi Yusuf neyse şimdi şeyde bunlar bir şey Dağıstanlı biri Tatar onlardan gelen bir Türkçülük akımı var fakat esas 1912'den 11'den itibaren İttihat Terakki'nin ideoloğu Ziya Gökalp'tir. Ve Türkçülük akım üzerine. Çünkü şu vardı İttihat Terakki'nin başından beri gösteren bir Osmanlı şeyi vardı, tırnak işte mefkuresi vardı. Orada da işte Ermeni, Rum, herkes beraber şey yapalım diye. Fakat o sırada artık Balkanlardaki hareketlenme, herkes kendi milli devletini kurmak istiyor. Ve de Türkler de böyle onlarla olacak olmayacak şeyler çıkıyor artık. Bir akımda milliyetçi bir akımda Ziya Gökalp'in başını çektiği ideolojisini kurdu. Artık Türkçülük akımı gelişmeye başladı ve ondan sonra da şeyin başı oluyor. Yani bu İttihat Terakki ideolojisi yani 1912'den sonra başka bir şeydir yani. Onu baştan vermek de hatta geçenlerde Feroz Ahmet'in 1990'larda yazdığı 98'de 100. yıl kongresiyle 1908 devriminin 100. yılı ile ilgili yapılan bir sempozyumda yaptığı bir konuşmayı okudum. Ki Feroz Ahmet İttihat Terakki konusunda ciddi yazarlardan bir tanesi. Kendisi ta ilk sanırım doktora tezini yapıyor 1960'ların son 68-70'lerde dönemde. Hindistan kökenli kendisi. Şu anda 80'li yaşlarda sanırım sağ hala. Dediği bir şey var. Diyor ki ya diyor geçmişte çok oyalanmayın, 1912'ye yoğunlaşın diyor yani. 1912 çok önemli bir şey. 1912 hakikaten her bakımdan çok önemli bir şey. Gerçekten bu İttihat Terakki'nin o Türk-İslam sentezinin oluşturulduğu dönemin başıdır o. Ve bunun da mimarı Ziya Gökalp'tir şeyde. Ve oraya odaklanın diyor hala. Bak o adam ki çok okumuş etmiş yazmış yani şu anda en büyük otoritelerden bir tanesidir. Onun da çoğu da İngiliz kaynaklarına en hakim olan da odur. Yani bir de bizim Osmanlı tarihiyle ilgili bir sürü yabancı şey vardır, kaynak vardır. Yani bizde kaynakların bir kısmı vardır. Orada bir sürü elçi raporları var, bilmem ne konsolos raporları var, başka şeyler var. Artık çoğunu sahip çıkamayız. Biliyorsunuz Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde galiba kağıt diye Bulgaristan'a satıyoruz. 1 milyon şey, ben ortaya söylüyorum, 1 milyon sayfa. Sonra ah vah diyorlar, Bulgarlar seçiyorlar, alıyorlar, bir kısmını geri gönderiyor. Yani öyle de bir şey var bizde. Arşiv eksikliği de var.
Onun için özellikle komşu ülkelerin, İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya'nın arşivleri çok önemlidir yani. İşte yararlanmakta. Feroz Ahmet de İngiliz arşivlerini iyi değerlendirendirmiştir. Ve Ziya Gökalp 1912'de bu şeyin başıdır. 1912'de enteresan bir şey daha öğrendim mesela. Çok bana şey geldi. Bu Doktor Nazım Halil Bey, Halil emin değilim ama deminki Rahim Bey mesela, bunlar Fransa'da Jean Jaurès ile görüşüyorlar. Jean Jaurès'i tanıyor. O zaman en önemli sosyalist liderlerden bir tanesi. Dedim ya, orada Trabzon'un işgaline karşı gösteri yapıyorlar. Yani böyle bir şey var. Jean Jaurès ile konuşuyorlar. O da genel değerlendirme yapıyor. Jean Jaurès diyor ki bunlara, bakın diyor, ortalık şeye gidiyor. Jean Jaurès'de büyük bir savaş karşılığı. 1912'de savaş yok ama dünya savaşı, fakat ortalık kaynıyor. Diyor, durumlar çok diyor. Size çok ciddi sorunlarınız var diyor. Mesela Ruslar size çok ciddi sorun yaratacak. Özellikle Doğu bölgesi diyor. Siz diyor, başkaları karışmadan şu Ermeni meselesini halledin diyor. Bir nevi bir şekilde onlarla bir siyasi çözüm bulun. Ermenilerle, yoksa ileride başınız ağrıyacak bu konuda. Jean Jaurès 1912'de Doktor Nazım ve Rahim Bey'e ve diğer üçüncü bir kişiye söylediği bir şey 1912'de. Fakat tabii o reformlar var. Ta 1878'den beri yapılması gereken Ermeniler, o yapılmıyor. Nitekim daha sonra 1915'e bir şekilde geliniyor, ama bunu bir şekilde hem dışarıdan hem içeriden, Jean Jaurès şeydir yani, tırnak içinde Türk dosttur o anlamda, söylemiş birisi. Fakat 1912'den sonra tamamen belli bir ideolojiye saplanıp kalınıyor. Devam edelim. Ziya Gökalp'in işte mezarı bu yine bu çok ilginç bir yer yani. Bu 2. Mahmut Türbesi ve Haziresi, işte Ziya Gökalp mezarı burada. Orada Türk Ocağı var işte karşısında. Onu da görelim şimdi. Bu da orada. O zaman kuruluş. Bayağı Türkçülük akımları var orada. Evet, devam edelim. Hazır oraya gelmişken, Balkan Savaşı'nı anlattık demin. Bu da Ahmet Muhtar Paşa. Balkan Savaşı dediğim ya demin, Balkan Savaşı sırasında, Balkan Savaşı'ndan önce iddiaçılar çekiliyorlar yönetimden. Ve diğer muhaliflere hatta meclis feshediliyor. Onlar çoğunluk olmasa meclis feshediliyor. Onlar da biraz yorulmuşlar artık. Hatta diyor, ya ne yapalım, bırakalım, başka yönetsin bari deniyor. Ama iddiaçıların hep ana fikri şeydir. Biz hak ediyoruz yönetmeyi. O çok ilginç bir şey. Biz yönetmeliyse bu var, ama o dönem taktiksel olarak çekiliyorlar. O dönemde zaten Balkan Savaşı'nın faturası da Ahmet Muhtar Paşa'ya çıkıyor. Bu Ahmet Muhtar Paşa da, Ahmet Muhtar Paşa var ya, Kadıköy Lisesi Moda'daki, onun işte babası Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Meşhur bu 93 Harbi komutanlarından Gazi Ahmet Paşa bu. İşte teki Süreyya Paşa'nın babası Rıza Paşa falan. Onlar o dönemin paşaları. Ve bu da meşhur büyük kabineyi ya da baba oğul kabinesini kuruyor. Baba oğul kabinesi dedi. Oğul da Bahriye Nazırı. Ve onlar da kuruyorlar, nedenleri. O hükümet kuruluyor. Fakat onlar da daha sonra Ahmet Muhtar Paşa çekiliyor. Yerine Kamil Paşa tekrar sadrazamıyor. 1912'lerde. 12'nin sonuna doğru. Onların Harbiye Nazırı da Nazım Paşa. İddiaçılar ayrı, yönetimden ayrılar ama fakat Nazım Paşa, Harbiye Nazırı, onların bir takım görüşmeler var. Bunu sadrazam yapmak üzere bir takım anlaşmalar da yapmışlar. Ve nitekim bu Nazım Paşa resmi aklıza dursun. Evet, devam edelim. Ondan sonra meşhur geliyor 1913 Ocak, 23-25 Ocak galiba, meşhur Babali baskını. Ve Balkan Savaşı'nda kaybedilmiş bazı yerler, iddiaçılar taktik olarak geri çekilmişler, fırsat olarak kullanıyorlar ve Babali baskını. Babali baskı burası şimdiki vilayet, o zaman işte sadrazamlık, sadaret makamı. Biliyorsunuz İttihat Terakki'nin merkezi nerede? İstanbul Erkek'in karşısında, eski Cumhuriyet Gazetesi'nin olduğu yerde. Şimdi hiçbir şey yok. Bir ara bir sütun başlığı gibi bir şey vardı, o da yok olmuş. Kapatmışlar, otopark mı oldu, ne oldu? Yok, o da otopark da değil. Yazıktır aslında. Onlar İttihat Terakki seversen bir sonraki tarihin parçası. Ben olsam o binayı korurdum, ama Türkiye'de hiç öyle bir şey olmuyor. Orada Şeref Efendi Sokak var. O da Nur Osmaniye'nin paraleli. Şeref Efendi Sokak'ta. Orada da Teşkilat-ı Mahsun'un merkezi var.
35 numara. Bu rehber, eski rehberler bilir. Bazar 36 vardı ta Bazar 54'ten önce. O sokakta 36 vardı. Tam karşı çaprazında 36 ama bina yok tabii orada. Başka kuyumcu bilmem ne olmuş. Orada Teşkilat Mahsunu sokağı var. Oralarda bir yerde toplanıyorlar işte şeyler. Hatta aşağıda Meseret kahvesi şeyi var, oteli var, onun kafesi var falan. Toplanıyorlar. Başlarında Enver, efendime söyleyeyim. Hepsi Yakup, Çemil, Ömer Nahi, hepsi toplanıyor. Haydi yürüyün falan işte Balkanlar gitti, Edirne'yi kurtaralım bilmem ne. Hadi şeye yürüyelim diye. Ve Enver Beyazıt'a binip, ondan sonra Ömer Naci'de o şimdiki İran konsolosu, o zaman Nafa Nezaret yani Bayındık Bakanlığı, onun merdivenlerine çıkıp bir konuşma yapıyor orada böyle ajitatör. Demiştim ya, çok iyi bir ajitatör olur o. Hadi vatan millet Sakarya neyse, millet 300-500-200 kişi kimine göre, 200-300 kişi kimine göre daha fazla. Herkes nereden baktığına bağlı. Kimi sel oldu aktı diyor, kimi 200-250 kişi diyor. İçeriden bakan öyle diyor, dışarıdan bakan öyle diyor. Neyse. Ve şeye giriyorlar içeri. Orada bir muhafız taburu var ama ilginçti, muhafız taburu hiçbir şeye karışmıyor. Ve giriyorlar içeri. Ondan sonra şey, bu şey de demin gösterdim, Harbiye Nazırı Nazım da gürültü, içeride de kabine toplantısı var. Kağıt başlar hepsi içeride. Ne oluyor falan diye çıkıyor. Bakıyor bunlar elinde silah dağılmışlar. İşte. Denen o ki tırnak için söylüyorum. Ulan pezevenkle size böyle mi anlaştık diyor şey. Demin ki Nazım Paşa ki belli ki anlaşma yapmış iddiaçlarla. Bu arada Yakup Cemil de dağındığı arkadan yanaşıyor. Kafaya sıkıyor şeyi. Harbiye Nazım'ı indiriyor. Öldürüyor. Şey de Enver de diyor ki ne yaptı sen de? Bu adam Çerkez diyor. Şimdi Çerkezlerle mi uğraşacağız diyor. Böyle bir şey yoktu diyor. Ve o da öyle laf etti diyor. Olan oldu falan filan diyor. Neyse. Fazla panik yapmadı. Orada birkaç kişi daha ölüyor tabii. Çok şey oluyor orada. Şey hiç müdahale etmiyor. Muhafız tabi bölüğü neyse. Ve şeyi gidiyorlar şeye, Kamil Paşa'ya istifa et falan. O da bir yazı yazıyor istifa. Orada yok yok öyle diyor. Milletin arzusu üzerine diyorum diye yazacak diyor. O da milletin arzusu üzerine işte yazıyor. Gönderiyor parça, kabul ediyor. Ondan sonra kim geçiyor başa? Mahmut Şevket Paşa geçiyor. İşte şeyde meşhur şeyde ne derler o? Bu şey Bağbali baskını. Bu arada hazır Bağbali baskını, Yakup Cemil'den baskını devam edelim. Yakup Cemil resmi var galiba. Var mı? Bakalım bir. Heh, Yakup Cemil. Şimdi bu Yakup Cemil de fedaisi bu iddiatçı. Böyle birkaç en namlısı. Bu da bu binbaşı ülkesine kadar. Binbaşı oluyor. Böyle teşkilatı muhasırcı falan filan. Ama daha sonra bu da bela oluyor yani. Bir nevi o zamanki şey gibi işte. Hatta bu şeylere karşı 1916'da yanılmıyorsam İttihat-Terak yönetimine karşı da bu harekete geçiyor falan. Nitekim bu toplantılar yapayım bilmem ne, savaştan çıkın bir sürü, şimdi ona şey yapmayayım ve savaşın sona erdirilmesi bilmem ne gibi bela olmamış. Şey bir adam yani, silahşör bir adam. Onu toplantı, bu da yine basacak deniyor bir yere falan. Ve bunu şey yapıyorlar. Bu şeyde yer alan arkadaşlarına Sapancalı Hasan var. Aman diyorlar, git diyorlar, bunu şey yap, mesele tut eline falan filan, işte bunu ikna et, yapmasın falan filan. Fakat deli. Nitekim tutukluyorlar. O sırada da şeyde, Enver de Almanya'da. Bu da Enver'e yakın. Diyor ki Talat'a, sakın diyor şeyi ben gelmeden infaz etmeyin, bir şey yapmayın diyor. Ben bir şey yapmayın. Hazır Enver Almanya'dayken de Talat bunu astırıyor. Ve şey yapıyor, bu da böylece gidiyor işte. Daha sonra Mustafa Kemal'e bununla ilgili bir şey var. Diyor ki eğer ben bir ihtilal yapacak olsam ilk yapacağım iş Yakup Cemil gibi adam almaktır diyor. Son yapacağım işte diyor, onu tasfiye etmektir diyor. Yani öyle bir adam yani öyle şeyde. Eli avuca sığmayan bir sürü şey, teşkilatı mahzunun şeylerinden bir tanesi. Evet, devam edelim. Yakup Cemil'e böyle kısaca değinmiş olduk. Bu da işte Bağbali baskından sonra İngiliz elçisiyle şeyin, Enver'in ayaküstü sohbeti şeyde. O zaman daha İngilizlerle araları çok kötü değil. Çok kötü değil. Ama artık onların da yavaş yavaş. İngilizlerin çok ilginç bir şey var. Mesela burada birkaç kelime, tabii çok şey var ama hepsini anlatmak mümkün değil. Bu raporları var. O zamanki konsolos Fitch neydi? Unuttum adı. Fitch Morris'in raporu var. Bir de onun şeyi var. Ya, o Türkçe'de tercüman galiba.
İttihat Terakki Yahudi Mason hareketi olarak görüyorlar. Tamam mı? Ve İngilizler hep buna şeyler yani öyle lanse şey yapıyorlar ve çok da benimsemiyorlar aslında İttihat Terakki İngilizler. Ve ona karşı da böyle raporları var. Hatta bu 1909'da bile İngilizlerin arkasında olduğu söyleniyor. Nitekim birazdan şeyi göreceğiz, Mahmut Şevket Paşa suikastını. Orada bile İngilizlerin parmağı olduğu söyleniyor. Yani İngilizler o zaman İttihat Terakki'ye şey çok şüpheyle bakıyorlar ve çok sıcak bakmıyorlar. Almanların tersi yani o pozisyonu yavaş yavaş almaya başlamışlar orada. Bunu zaten neticesini göreceğiz birazdan. Evet. Sonraki. Bu da meşhur Enver. İşte Enver artık sahnede şey yaptı. Eşi de Naciye Sultan. Naciye Sultan. Şeyin Abdülmecit'in torunu. Babası kimdi? Unutmuşum adını. Neyse. Ama damat sonuç olarak bu şeyde. Seyfettin efendim öyle bir şehzade bilmiyorum kim. Evet. Tam şehzade. Süleyman Seyfettin galiba. Seyf Süleyman. Bilemiyorum. Onun kızı Abdülmecit'in torunu. Bu da Mahmut Şevket Paşa. Mahmut Şevket Paşa o dedim ya hareket ordusu komutanıydı. Şeyin başındaydı söyleyivenin. Bu şey büyük prestij olan birisi. Uzun süre ağabeyen hazırlığı yapıyor. Sonra ayarlıyor falan. Ve bu şeyde de şey baskından, Babali baskından sonra da sadrazam oluyor iddiaçlar. Kendisi direkt iddiaçı değil. Ama iddiaçlar yakın bir sonra zaten söylüyor. Ben iddiaçı değilim ama onları tutuyorum diyor. Yani. Beğeniyorum diyor daha doğrusu. Ama iddiaç örgütünden değil yalnız. Ve iddiaçı olmayan son sadrazamda o kendisi. Fakat o da otoriter, asker bir adam falan böyle. O da suikasta kurban gidecek. İşte onda şeyi var birazdan. Resmi gösterelim. Evet devam edelim. Mahmut Şevket Paşa. Evet bu da şeyde Beyazıt'ta zaten Harbiye Nezareti şeyde o evi de yakın oradan gelip giderken o tiyatro sokağın oralarda bir yerde galiba. Orada bir yerde bunun bir cenaze korteji önüne geçiyor falan. Arabaya da işte bu şeyler suikastçılar önüne geçiyor. Ve arabadaki herkesi Mahmut Şevket Paşa'yı da öldürüyorlar. Ha bunu iddiaçların rolü var mı burada? Yok mu? Bunlar hep tartışılan şeyler o zaman ama bilinen bir şey var. Onunla ilgili çeşitli araştırmalar yapmış. Birincisi Mahmut Şevket Paşa'ya karşı bu İngilizlerin de olabilecek geriden Prens Sabahattin'de parmağı olan, bazı hürriyet itilafçılarında parmağı olduğu söylenen bir suikast şeyi var. O zaman emniyet müdürlüğü diyor. Öyle bir ihbarlar alıyorduk diyor. Ama yerini ve zamanını bilmiyorduk diyor. Yani İhtiyaççıların haberi var yani bundan. Mahmut Şevket Paşa'nın haberi var deniyor. Fakat yeter kadar tedbir almıyor veyahut da yeni zaman bilinmediği için böyle kalıyor. Ve bu şey olduktan sonra Mahmut Şevket Paşa suikastı. Sonra katiller yakalanıyor, öldürülüyor. Prens Sabahattin falan diğerleri kaçıyorlar yurt dışına. Zaten büyük bir şey başlıyor ondan sonra da. Bu Haziran'da oluyor. Mayıs'ta da Haziran'da oluyor. 1913'ün. Ondan sonra da artık iddiaçlar direkt kendileri başa geçiyorlar. Evet, devam edelim. İşte Mahmut burası da Hürriyet Abidiye, Hürriyet Ebediye Tepesi'ndeki Abidiye Hürriyet ya da anıt. Bu aslında 1909'daki 30 Mart vakası ayaklanmasına karşı verilen savaşta şehit düşenlerin için yapılmış bir abide bu. Fakat Mahmut Şevket Paşa da buraya gömülüyor. Daha sonra da diğer iddiaçlar da çoğu burada. Hatta Talat falan da buraya getiriliyor daha sonra. Talat Paşa'nın hepsi. Ve demin dedim ya Rahmi Bey istemesine rağmen çok geç olarak buraya geliyor. Eyüp Sabri de burada. Şu an aklıma gelenler onlar. Çoğu burada bir nevi iddiaçların panteonu gibi bir şey diyelim buraya. Evet. Şimdi peki Mahmut Şevket Paşa suikastından sonra kim? Sait Halim Paşa sadece Sait Halim Paşa iddiaç. İddiaçların komitesinde yer alan falan birisi. Belki ilk şey dediler ama biliyorsun bu şey kökenli, Mısır kökenli. Mısır kökenli kendisi, Fili kökenli. O mezarı çok güzel bir şey var orada, mezarı var orada. O da şeyde, İkinci Mahmut Türbesi'nde. O da çok ilginç bir yer.
ve Sadrazamoğlu ve onun da meşhur yalısı var. Görüyoruz yalıyı da şimdi. Evet. Ha, şimdi bu yalıya gelmişken kronolojik olarak da başka şeyler göstereceğim ama bu yalı ile ilgili bir şey var. Sonra Tansu Çiller aldı galiba. Yanlış biliyorsan düzelsin. Said Halim Paşa Sadrazam. Şimdi bir Birinci Dünya Savaşı'nın giriş efsaneleri vardır ya böyle bir sürü mesela. Efsanelerin bir tanesi şudur. İşte İngiliz elçisi gelmiş söyleyebilirim. Buraya Said Halim Paşa 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 işte savaşa girmişsiniz falan diyor. O da haberim yok diyor falan. O da diyorlar ki baksana diyor arka üstü gemiler gidiyor diyor işte şey Yavuz ve Midilli falan filan. Aha falan gibi. Benzer şeyler var insanlar ama bir gerçek var. Şimdi burada ben size okuduğum o çok şeyler var. Cavit Bey'den aktarılan, Cavit Bey de iktidarların paradan anlayan tek adam neredeyse. Maliye Bakanı zaten. Farklı bir adam. Genel yapıdan çok farklı. 1914 2 Ağustos. Çünkü 1913'te biraz hızlı geçti ama gerekirse geri dönelim. Madem yıllarda olan bir şey anlatayım. 1914 2 Ağustos'ta Maliye Bakanı olarak buraya geliyor. Bu da herhalde Maliye Bakanı hala. Evet. Olmasa bile iddiatı ileri gelenlerden birisi zaten yani bakan düzeyinde birisi. Buraya geliyor. Bakıyor odanın birinde şey var. Said Halim Paşa bir yazı yazıyor masada. Diğer odada da Alman elçiliğinin tercümanı Weber var. O yazıyor da orada bekliyor. O da aradaki odada oturuyor bekliyor. Herhalde yazıyı bitirsin falan filan diye. O sıra Talat Bey geliyor. Talat. O da o zaman daha şey İçişleri Bakanı. Dahiliye Nazırı galiba. Böyle bakıyor. Göz karşı kapıda çok eski arkadaş bu yani. Ne zamandan beri. Hayrola Talat ne var ne oluyor diyor falan. Yok bir şey diyor Talat. Talat Paşa. Artık Talat Bey, Talat Paşa, Talat Bey aklıma ne geliyor diyorum. Fakat kuşkulanıyor Cavit Bey. Sonra Enver geliyor oraya falan filan. Olay şey bu arada mektup yazılmış şey. Zarfa koyuyor Said Halim Paşa. Alman elçiliğinin tercümanına veriyor. Günlerden 2 Ağustos. 2 Ağustos önemi ne? 1 Ağustos'ta Dünya Savaşı başlamış zaten. Birinci Dünya Savaşı başlamış. Ve akşamüstü tekrar bir arabayla geliyor gidiyor Talat şeyle, Talat Paşa. Arabada bu da biniyor falan. Talat diyor savaşa mı gidiyorsunuz yoksa diyor. Cevap ne biliyor musunuz? Mukadderat diyor Talat. Yani bir anlaşma o Said Halim Paşa'nın yazdığı mektup ya da yazı anlaşma metni. Bir onun da şeyleri var da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 madde. Yani hani Osmanlı böyle karambole geldi, girdi falan değil. Bir anlaşma var. Birinci maddesi mesela Sırbistan'la Avusturya savaşırsa Almanya şey yapmadan yapıncaya kadar tarafsız kalacak. Bütün o Birinci Dünya Savaşı stratejisi Osmanlı'nın orada ne yapacağını stratejisi zaten orada belirlenmiş. Yani olay bir Almanya'nın şeyine göre çok ilginç şeyler oluyor sonra savaşla ilgili. Birazdan daha detaylı bahsederim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 her cepheyle ilgili maddeler var orada. Yani şey cephesi işte Balkanlar mesela o zamanki hesap şu Almanlar Fransa'yı hemen birkaç hafta halledecekler. Mesela Osmanlı'nın rolü de orada. Şeye ne derler o? Bir Kafkasya'da Rusları oyalamak. İşte şeyde Süveyş'te Mısır'da İngilizler oyalamak. Gerekirse Galicia'ya tekrar çıkıp orada Rusların Avrupa'ya sakmasını engellemek gibi bir takım şey. Zaten bütün şeyde ne derler o? Strateji üzerine kurulmuş. Alman işte suşonlar, şunlar, bunlar hepsi de orada şey olmuşlar zaten. Ne derler o? Görev almışlar. Tüm işte, Liman von Sanders, efendim, suşon hepsi Alman generaller orada tamamen başına geçmişler. Durum öyle bir durum yani. Ve orada bu da Said Halim Paşa'nın işte bu yalısında o savaşa girme kararı verilmiş, imzalanmış. Ve Cavit Bey mesela ona karşı savaşa girmesini baştan beri karşı. Neyse. Bu işte Said Halim Paşa'nın mezarı. Bu da. Arkada da onun babasının mezarı. Yine bir Mısırlı. İsmail
Abbas Paşa galiba şimdi. O kadar çok isim var ki bazen direkt aklıma gelmeyebiliyor. Çok da güzeldir abi mezar yapımı. Neyse bu da madem buraya geldik birkaç şey göstereyim burada. İkinci Mahmud'un türbesi bu. Evet. İçinde de işte bu da türbenin haziresinde böyle bir sürü mezar. Bu da Şeyh Bedrettin'in de mezarı var. Benim dediğim İshak Sukuti'nin mezarı burada. Gazeteciler mi? Burada işte türbenin içi. Burada hem ikinci Mahmud yanında Abdülaziz ve ikinci Abdülhamit'in mezarları var bu türbenin içinde. Evet. Bu da işte o şeyden yakından görmüşü. Ortada şey. Evet. Bu da dışarıdan görüntü. Enteresan bir yer burası. Evet. Burayı da görmüş olduk böylece. Evet. Sonuç olarak bu 1913-14'te bu Triumvirat dedikleri üçlü grup. Talat, Enver ve şey Cemal. Cemal kesinlikle üçüncü adam. Talat ile Enver. Enver militer yani şey askeri şey ve çok hırslı birisi. Talat da çok örgütçü birisi. Yani Talat post demiyorum sonuç olarak. Ve sadrazam oluyor şeyden sonra Sayit Ali Paşa'da 1917 o zaman kadar da İçişleri Bakanı. Ama daha sadrazam olmadan yapacağı bir sürü şey var. Ve sonuç olarak üçlü yönetiyor. Ama Talat'la Enver Nasret böyle bir şey var. Birbirini kolluyorlar sürekli. Yani içinde de izlikler var. Talatçılar var. Enverciler var. Dedim ya Rahmi mesela. Rahmi Bey demiş. Talat'a yakın. Yakup Cemil Cemil'e yakın. Hepsi böyle değişik değişik şeyler var. Cemal biraz daha dışarı. Cemal de İstanbul inzibatı. Yani İstanbul muhafızı diyelim daha doğrusu. Öyle şeye getiriliyor. Cemal de daha sonra Suriye'ye gönderilip işte bu kanal harekatı. Oradaki savaş orada bir sürü kayıplar oluyor. Ve mesela Cemal o sıra Araplarla çok kötü mesela Lübnan'a falan işte orada bir sürü şeyler var işte. Orada bir sürü de zulüm yapan birisi ve çok sevinilen birisi. Ermenilere daha sıcak yaklaşmış. Öyle bir şey de söylüyorum mesela. Evet devam edelim. Bu üçlü Ömer Talat ve şey. Bu da Talat Paşa'nın konağı. Nerede biliyorsunuzdur bunu. Tam Ayasofya'nın karşısında, Yerebatan'ın girişinin karşısında. Burası aynı zamanda da şey, Talat Paşa biliyorsun posta memuru ya, daha sonra şey oluyor, posta bakanlığı yaptım bilmiyorum ama İçişleri Bakanı yani dahiliye nazırı olunca buradan kendi de telgraf hatları çekiyor. Bütün şeye hakim örgüte. Yani şimdinin sosyal medyası bu zaman telgraf var. Başka bir şey yok yani. Telefon çok etkin değil belki bu zaman. Ve iddiaçların hatta daha sonra telgraf aynı sosyal medyada gibi böyle bir telgraf bombardımanı atıyor böyle. Nasıl şimdi troller, roller var onun benzeri. Böyle yüzlerce, binlerce telgraf çekiyorlar ve o da bayağı bir kamuoyu oluşuyor. Ya da yöneticilere baskı yapmak için veya örgüt toparlamak için. Talat'ta bunu çok etkin olarak kullanan birisi. Bu da onun oradaki konağı. Şeydeki, tam Yerebatan Caddesi'nin başındaki konak. Evet. Yine o üçlüden şey yapıyoruz. Ve bu üç paşalar meşhur. Evet. Bu da Cavit Bey. Şimdi bu Cavit Bey de dedim ya enteresan bir adam. Yani bu sivil maliyeci derler ki paradan anlayan tek işte çünkü şeylerin diğerlerinin pek şey yoktur. Mali konularla ilgisi yoktur. Bütün mali organizasyon yapanı ve de ona da çok güvenmişlerdir. Ve dış kredi bulmakta, işte bir takım istikrarları sağlamakta, bütçe yönetmekte, her şeyde hesap mesela ilginç şeyleri vardı. Bu Taksim Kışlası ve Talimhane'nin işte satışını şey yapar, bütçeye şu kadar gelir olacak diye. Bunu şimdi şöyle satar, bu da %50 istiyorlar, bilmem ne olur diye. Çok eleştirmişlerdi. Eleştirmişlerdi. Hesap kitap adamıdır bu. Ve şeyle karşıdır. Daha sonra bu savaştan sonra Ankara şeyde kalıyor, Türkiye'de kalıyor. Ve bu da Cavit Bey'in şeyde, bu İstiklal Mahkemelerinde İzmir suikast davasıyla ilgili bu da idam edilenlerdi ama çok değişik kişilerden duyduğuma göre yani iddiaçlar o İzmir suikast davasında direkt şeyleri olduğu düşünmeye çok insan var uzmanlardan. Hele Cavit Bey'in hiçbir alakası olmamış olabilir ama son iddiaçlardan olduğu hasebiyle o da idam ediliyor. Şeyle Can Bolat'la falan beraber. Doktor Nazım'la da son üçü kalıyor. Önemli kişilerden Cavit, İsmail Can Bolat ve şey. Ha bu da işte meşhur şey Midilli şey Breslau o iki tane şey gemi Almanlardan aldım. Orada şöyle bir hikaye var. Normalde bir dakika şey yapalım ha bu gemide kalan. Dünya Savaşı dedim ya. Birinci Dünya Savaşı 1 Ağustos'ta başlıyor.
kaderin ilginç cilvesi, yani demin Jean Jaurès'den bahsettim. O bir barış şeyi, yani Avrupa çapında barış için mücadeleler. 31 Temmuz'da öldürülüyor. Fransız milliyetçiler tarafından 31 Temmuz'da öldürülüyor. 1 Ağustos'ta savaş başlıyor. 2 Ağustos'ta da Osmanlı Almanya ile anlaşma imzalıyor. Madde madde böyle ne yapacaklarla ilgili. 11 Kasım'da da bu Akdeniz'den gelen meşhur Braslava ve Midilli kruvazörleri Osmanlı bayrağı çekip, hatta Alman askerlerin de kafasına pes geçirip buradan gidip 11 Kasım'da, bak kaç ay geçmiş arada, 11 Kasım'da gidip Odessa'yı bombalıyorlar ve böylece Osmanlı da savaşa girmiş oluyor. Halbuki ondan önce İngilizler diyorlar, İngilizler bizim yanımıza girin demiyorlar, İngiliz Fransızlar. Tarafsız kalın diyorlar. Fakat artık şeyin dediği gibi, Talat'ın dediği gibi mukadderat dediği bok yaydan çıkmış. Herkesin hesabı var. Almanların Rahnach ya da neyse Ostend politikası var. İngilizlerin bütün Süveyş, Hindistan yolunu korumak falan Osmanlı'nın şey. Fransızların başka bir amacı var. Osmanlı da ya tura gelirse, yani ya tura gelirse o da bir girelim bakalım mukadderat. Buradan da şey dağılıyor ama belki burada Almanlar kazanması inanıyorlar. İnandıkları için Almanların yanında giriyorlar savaşa. Almanlar da Osmanlı'nın çok iş göreceğini düşünüyorlar. Bayağı da yatırım yapıyorlar. Çünkü bütün paralar o dönem sanırım tam rakamı söylersem yanlış olur, 300 milyon lira civarında bir borçlanma oluyor Almanya'ya. Bütün o savaş döneminde Almanlar finanse ediyor şey Osmanlı'yı ve o savaşta belli cepheler tutsun diye, fakat sonunda kaybediyor. Ve nitekim derler ki bu 2. Wilhelm 1917'de geldiği zaman şeye, İstanbul'a artık trenle döner. Herhalde trenle de nerede hata yaptım diye düşünmüştür. Ya savaş mukadderatta orada belli oluyor. Savaş. Neyse, şimdi savaştan da birkaç şeye bahsedelim. Evet, bu da meşhur Sarıkamış. Dedim ya, oradaki yani bu tam bir facia Sarıkamış. Şöyle bir şey var, çok detaya girmeyeyim bunu. Bu 1914, işte savaşta 11 Kasım'da bombalamıştı Odessa'yı Osmanlı. Bu da işte Kasım Aralık'ta da Sarıkamış olayları. Birkaç şey var onunla ilgili. Çok yazılı çizilir de. Kaç kişi öldü ayrı bir dava. Herhalde 70-80 bin civarında resmi rakamlara göre. Üç tane şey anlatayım. Bir, Yemen'den gelen askerlerin mektupları var. İşte havalarda soğuma başladı, çadırlarda donuyoruz. Ama geçen gün paşa geldi, yakında bize işte kış elbiseleri gelecekmiş. Artık kar yağmaya başlamış, daha Yemen'den gelen yazlıklar alıyorlar. Yiyecekleri yok, bir şeyler yok artık. İki, şey var, esir alınan subayları sorgular Rus kaynaklarından. Ya diyorlar Ruslar, sizin hiçbir kurmayınız yok. Bu havada, bu şartlarda, bakın diyor bizim kıyafetimize bakın, biz sizin kıyafetimize bakın. Bu halde diyor bir manevra yapılır mı dağlarda diyor yani. Hiçbir sizin başında Osmanlı subayı cevap vermiyor. Böyle bir geldi diyor buna. Üç, orada hafıza kapışı galiba. Kendi içeride de aşağıdakilerden Enver'e diyorlar ki, ya yapma bu yanlış olur, bekleyelim bahar gel, bu kışta kıyamette yani ne lojistik var ne bir şey var falan. Enver hayır yürüyün şeyde. Daha da ağırı da Enver'in bir de demin gösterdiğim Naciye yazdığı mektuplar var. Sarıkamış'tan. Ordu komutanı. Hatta o komutan, onun hocası, bak diyor sen benim hocam olmasan seni görevden alır, kurşuna dizdirdim, benim emirlerimi dinlemiyorsun diye. Bir çıkışıyor adama. İşte Naciye, Maciye yazıyor falan filan. Kediniz nasıl, köpeğiniz nasıl, canım ciğerim. Şey diyor, galiba diyor asker şey yaptı, kol ordu komutanı geldi de kusura bakma diyor, kesiyor mektubu diyor, kol ordu komutanı şu başımı artacak. Bir de öyle bir yaklaşım var yani şimdi. Ve sonuçta burada 70-80 bin kişi telef oluyor, gidiyor yani bu Sarıkamış'ta. Tamamen bir faciadır. Gerisini söylerse burada biraz şey değil yani. Bu da 1915'teki Ermeni tehciri. Bu da bir resim. Buna girmeyeceğim detayına. Şimdi geçen bir eleştiri de anlattım böyle şeyler dediler. Yani giremem detayına çok fazla. Apayrılıkın ama Ahmet'in Ermeniler konusunda şeyi var. Din şeyinde, serisinde. Orada belki biraz daha bahsedelim. Kısaca söyleyeceğim bir şey var yalnız benim. Bir sonra burası Darülfünun, 2. Mahmut Türbesi'nin yanında. Oraya giderken Beyazıt'tan geçip bunun önden geçiyoruz. Bir resim sonrası. Evet. Şimdi
Fazla detaya gireceğim. Bir olay anlatacağım. Bu kişi Kirkor Zohrab. Kirkor Zohrab o zamanki resmi, yani 1915'teki resmi. Tam kaç yaşında değil mi? Göründüğü kadar 50'li 60'lı yaşlarda bir adam. Darülfünun'da hoca, avukat, yazar, çok değerli bir entelektüel, Meclis Mebusan üyesi ve 1915, hani 25 sene alınır ya genellikle Ermeni tehcirinin başlarında, İstanbul'dan bir sürü Ermeni aydını şeyde sürülmüş, tehcir edilmiş şeye, Anadolu. Bu hala İstanbul'da kalanlardan. Çünkü niye, bu çok yakın zaten yani. Ve yanılmıyorsam Mayıs ya da Haziran ayında son akşam bu şeyde Sek Dorian'da, yani şimdi Emek Sineması eski olduğu yerde Sek Dorian'da, biliyorsun oradan ileri gelen orada topluyorlar. Üç kişi kağıt oynuyorlar. Kirkor Zohrab, Talat Paşa, o zaman Dahiliye Nazırı ve Halil Bey. Halil Bey de Merkez Komite üyesi, yani şey ileri gelenlerden bir tanesi, yani en ilk 10-15'te yer alan birisi. Kesinlikle ilk 10'da yer alan birisi. Kağıt oynuyorlar beraber. Ve de Halil Bey de 1909'da bu 30'lu ayaklanması vakası olduğu zaman iddiatçı alıyorlar şeyler. Ama Hristiyanlara dokunmuyorlar. Ve Halil Bey'i evinde saklayan da Kirkor Zohrab'tır. Evi de nerede? Gümüşsuyu'nda. Azaryan, şimdi Gümüşsuyu apartmanının 3. katı. Da oturuyorum 2. ya da 3. katında o zaman. Ve kağıt oynuyorlar. Neyse akşam geç oldu, artık ben gideyim diyor. Eve gidecek yürüyerek Beyoğlu'na, şey Sergadet'ten Gümüşsuyu'na. Kalkıyor ya, Talat sarlıyor buna, öpüyor. Bayağı da iyi sarlıyor falan. Ne olan Talat diyor. Hayrola, bu kadar şey. Sanki bir daha görmeyecekmişsin gibi diyor. Ayrılıyorlar. Hakikaten bir daha görmeyecekmiş gibi. Ve Taksim'e gelmeden polisler bunu alıyorlar, götürüyorlar. Eve gelmiyor. Ertesi gün bakın, yani artık orada ailesi Talat Bey'i, Talat Paşa arıyorlar. Ya diyor, bir soruşturma vardı, merak etmeyin diyor falan. Araya Halil Bey kağıt oynuyor akşam. O bir şey yapamıyor. O zamanki şey kim? Şehristan, bu Necmettin Molla. O devreye giriyor. Aksa kim gelirse, gazeteci Hüseyin Cahit devreye gidiyor falan. Adam bir türlü şey yapamıyorlar yani, kurtaramıyorlar ve gönderiliyor Urfa'ya. İşte Suriye çöllerine doğru. Urfa'da da o bir tesisatı mahsudan kim var? Ahmet mi? Binbaşı, Yüzbaşı. Bu ve Vazquez Efendi var, o da Meclis Mebusan'da. Bunun ikisi orada öldürüyor. Ve zaten daha sonra da başka bir olaydan dolayı işte şeylerin üzerindeki mücevherler alıp vermediği için falan şey yaptı. Onu sonra şey yaptılar ama o da hapsediyorlar. O da diyor ki işte onları öldürdüm diyor. Bilmiyorum, anlatıyor yani itiraf ediyor nasıl öldürdüğünü. Sonra o da idam edilir ama sonuçta böyle bir adam da o şekilde gidiyor. Hani olaya girmedim ama birkaç bir önemli bir nokta söyledim. Biraz herkes kendi açısından o olayı biraz yorumlasın diye. Ve geçelim bu konuyu. Evet. Çanakkale Savaşı. Şimdi artık sonuna doğru geliyoruz. Şimdi bütün o genel planlama için Çanakkale Savaşı önemli bir rol oynuyor tabii. Şeyde Almanlar özellikle tabii İngilizler'de direkt kalbine girmek istiyor Osmanlı'nın bu savaşta. Ve Çanakkale ciddi bir savunma oluyor bu mayına kadar. Sonra orada Liman von Sanders komutan. Mustafa Kemal de orada sanırım yarbay olarak geliyor, yanılmıyorsam. Yarbay da albay. Sonra paşa olacak zaten savaştan sonra, ya da o sıra biraz hızlı gidecek. Orada belli bir önderlik sağlıyor tabii, inisiyatif alıyor. Ve Çanakkale Savaşı'nda bir şeyi kesiyor, ne derler o. O hattı kesiyor ve İslam işgalini engelliyor. O anlamda Çanakkale Savaşı'nda. Yani orada çok da şey vardı. Sayılar biraz mübalağalı ama yani 50'şer 60'şer bin kayıp vardır her taraftan. Artı yaralılar vardır, hastalıklı ölenler vardır. Ve Çanakkale bayağı ciddi bir entelektüel nüfus kaybetmiştir Osmanlı. Hatırlarsın, ben en azından Galatasaray Lisesi'nden bilirim. Bir sürü bizim o Çanakkale şehitleri vardır. Artı sadece bize ait değil. Bütün liselerden böyle gönüllü olarak oralara gitmişlerdir. Galatasaray futbol takımı, Hasan Galip'tir, başkaları falan da gitmiştir. Ve orada da ciddi bir şey kırımı olmuştur yani. Entelektüel kırımı olmuştur Çanakkale Savaşı'nda. Ama en azından orada şeyi geçişi engellemişlerdir. Önemli bir dönüm noktası. Evet. Bitiyor da yavaş yavaş. Kanal Harekatı, orada da başka var. Orada da çok şey var. Mısır'da Cemal Paşa iki defa saldırmış. İkisi de yenilmiştir. O da önemli bir şeydir. Evet.
Artık, bu da işte şeyi gösteren bir harita. Bütün o Birinci Dünya Savaşı'nın cepheleri, Balkanlar bitmiş zaten, Mısır cephesi, ya yani Kanal cephesi, Irak, orada Kutul Amara falan var ama artık oralara detaya girmeyeyim. Orada bir şey var, savaş var. Kafkasya, bütün buralarda savaşan bir Osmanlı ve bitmiş artık sonunda. Ve sonuç olarak da savaşın sonunda zaten bir şey kalmayacaktır. Hani klasik Almanya yenildi, kim yenilmiş sayıldık. Ama bir ara o kadar da değil. Savaşta bir şey vardır yani. Olma kazanma ihtimali vardı ama çok büyük bir masa var yani. Burada sadece burası değil ki. Bütün Avrupa var. Bütün Amerika devreye giriyor. Yani öyle bir şeyin içinde Osmanlı sadece kendisiyle buraları kurtarıyor. Zaten bir de coğrafi anlamda çok uzak ve her tarafta kendi milliyetçi akımlar var falan. Araplar var işte. Ermeniler zaten daha önce bahsettik. Araplar da kopuyorlar zaten. Evet. Evet, savaşın sonunda milyonlarca kişi öldükten sonra da bu savaş bitiyor. Ve Osmanlı sonra 1918'deki Mondros Tarekesi'yle teslim oluyor. Ve üçü de kaçıyorlar yurt dışına. Talat Berlin'de, Enver de Berlin'e gidiyor. Cemal Paşa Tiflis'te öldürülüyor. Talat 1921'de Berlin'de öldürülecek Ermeniler tarafından. Enver de karısını şeye bırakıp, Berlin'de bırakıp Almanya'da kendisi doğuya şeye gidiyor. Turan sevdası peşinde Türkistan'a gidiyor. Orada mücadele ediyor ama şöyle bir durum da var yalnız. O sırada Ruslar, yani Ruslara devrim olmuş Sovyetler, önce Enver'e oynuyorlar şeyde. Mustafa Kemal Topal'a 19 şeye kadar, Yindir'e kadar, Sakarya'ya kadar hatta Enver'e oynuyorlar. Fakat daha sonra Mustafa Kemal'i tercih ediyor. Oraya destekliyorlar. Enver de zaten baş kaldırıyor. O da bir şekilde Anadolu'ya girmek istiyor. Mustafa Kemal ona izin vermiyor. O da gidiyor Türkistan'da. İlle yani bir adam içinde bir şey var. İlle bir yerde bir şey yapacak işte. Orada da Tacikistan'da yanılmıyorsam öldürülüyor ve orada kalıyor. Daha sonra mühendisi getiriliyor. Onların sonunda böylece bitmiş oluyor. Talat'ta şeyde sanırım 6 kişi Almanya'da. Bahattin Şakir var, o da meşhur birisi. O da şeyde Almanya'da öldürülüyor. Cemal Azmi var. Bu Aydın Selden dedesinin dedesi, babası. O da orada öldürülüyor. Şeyde Roma'da da şey öldürülüyor. Sayit Halim Paşa. Ermeniler hepsini böyle bir, onlar da kendileri Ermeni şey tehcirden dolayı intikam alıyorlar bu ileri gelenlerden. Evet. Kalanlar ne oluyor peki? Kalanlar da işte Süreyya'yı da bahsettim. Ne derler o? İsmail Can Bolat, Cavit Bey ve diğerleri de idam ediyor İzmir suikast davasında. Kara Kemal kaçıyor. Kara Kemal de bu esnaf örgütlenmesini yapıyor. Önemli bir rolü vardır şeyde. Bütün esnaf örgütlenmesi. İyaşeyi sağlayan adam odur. Dünya Savaşı şeyde. O da kaçıyor. Sanırım yanılıyorsam Cerrahpaşa civarında bir yerde bir kümeste sıkıştırılıyor. Orada da Yürürlüğe de intihar ediyor. Böylelikle İttihatçı'nın da sonuna gelmiş oluyor. Son İttihatçı'nın İzmir suikast davasıyla ortadan kaldırılıyor. Ha, yazarın dediği gibi içimize İttihatçılık devam ediyor mu? O artık siz düşünün. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorular varsa alabilirim. Bayağı da oldu. 2 saat, 2,5 saate yakın. Ağzına sağlık abi. Var mı chatten sorular, şeyler? Yok mu soru? Herkes uyudu mu? Duymadık, sadece teşekkür ediyoruz. Harika bir sunumdu. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Bir soru var aslında ama. Sorsun, evet. Buyurun. Söyler misin nedir o? Seher Hanım. Evet, teşekkür etmiş. Aynı görüşten insanları bir araya getiren ne? O günkü rejimden rahatsızlık mı? Güzel bir soru. Güzel bir soru. Evet, esas olarak o bir rejimden rahatsızlık. Hepsi bir araya geliyorlar. Bir de o zaman da ilk ve bir nevi tek parti olduğu için o dönemde muhakkak başka hareketler var ama örgütlü bir yapıları var bunların. Hep şey var. O bir araya getiriyor ve çok farklı görüşler var. Hani ilk başta daha da farklı görüşler var. Daha sonra belli bir 1912 itibariyle Türkçülük, Türkistan temelinde. Mesela Mehmet Akif bir yandan var mesela.
bu daha İslami bir yapısı var. İşte daha Türkçüler var. Daha işte Cahit Beyler var, daha liberal kesimler var. Ve hepsi bunların bir aradalar. Dediğim gibi rejime karşı muhalefetten daha sonra bir nevi yani benim kanımcım biraz da siyasi tarikatçılığa kadar dönüşüyor sonuna doğru. Farklı olmalarına rağmen. Evet Deniz Hanım sorunuz var galiba. Çıktınız oraya. Yok sorum yok da çok teşekkür ederiz. Çok geniş güzel. Benim bu geçen dönemki sınav konularımdan da biliyorsun konuşmuştuk seninle. Evet. Hem yakın çağ Avrupa hem Osmanlı dönem. Çok iyi oldu. Çok tekrarladım. Hepsini hatırladım. Daha da genişiyle de anlattın. Teşekkür. Şeyde bu üç yani gençlerin tıp talebesi gençlerin kurduğu ilk şeyde adımda değişik bir adı vardı. Böyle incir ağacı altı grubu mu? İncir altı toplantısı. İncir altı gibi. Edirne kapıdaki. Doğru. Çok hoşuma gitmişti. Bir de yine aralarında Arap kirli bir şey. İsmini unuttum. Abdullah Cevdet Arap kirlidir. Abdullah Cevdet. Kayınpederdi rahmetli. O da Arap kirli. Çok aklımda kalmış Arap kirli. Bir de Temo, İbrahim Temo'dan yola çıkıp bizim de Canan Temo abimiz var biliyorsun Galatasaraylı. Bu sene kaybettik değil mi? Evet. Muhakkak akrabasıdır diye olabilir, düşünüyorum. Olabilir. Temo yalnız Arnavut'ta, Kürtler'de de Temo soyadı var yalnız. Yani şeyde de Arnavutlar'da da oluyor. Ne manaya geliyor bilmiyorum ama olabilir de Arnavut olabilir de doğaldır. Yani. Başka o kadar sohbet için bunu söyledim. Evet. Teşekkürler Ergin. Rica ederim. Var mı Zahra başka soru? Başka soru yok abi yazılı. Yazılı yok. Sözlü olarak sormak isteyen varsa. Ben sorabilir miyim acaba? Tabii Gönül Hanım buyurun. Hocam benim merak ettiğim şey yeni Osmanlılar dönemindeki oluşum ile İttihat Terakki'ye evrildikten sonraki dönemde bir önceki dönemde Ermeni ya Hristiyan halklarla kol kola olan yani birlikte hareket eden bu yeni anlayış bir sonraki evrede İttihat Terakki ile neden böyle bir kıyıma gidildi? Yani siz biraz önce Zohrab'la ilgili anlattınız. Şey de var, bu Esen Gülyan ve Zohrab'ın öldürülmesi. Hani evet. Bu kadar kıymetli insanlar, bu ülkenin değerleri entelektüel olarak da çok kıymetli değerler. Nasıl oldu da bu noktaya geldi ve bu Ermeni meselesi nasıl bu kadar büyüyebildi? Yani bu sadece Ziya Gökalp'in ya da Yusuf Akçura'nın düşüncelerinden gelişen ve bu hale gelebilecek bir şey olmaması lazım hocam. Şimdi onun derin bir soru ama şöyle diyeyim ben isterseniz. Tabii Ermeni olayı, tehcir, soykırım neyse herkes kendine göre bir şey söyleyebilir. Fakat sonuç olarak Ermeniler yok artık yani o şeyde ve de sadece doğuda oldu değil, bütün Türkiye'den sürülmüşler. Oranın şeyde ama sanırım şöyle bir psikoloji var o zaman. Yani benim anladığım kadarıyla en azından hani bir psikanaliz yapmaya çalışayım o zaman İttihat Terakki'de. Sadece dediğiniz gibi Türkçe oldukları için değil. Şimdi koca bir Osmanlı İmparatorluğu var. Bu dağılıyor ve parçalanıyor. Ve Balkanlar'da büyük bir hezimet var. Ve Balkanlar'da artık şey hani o hezimetin bir türlü kabullenemiyorlar yani. Öyle bir şey de var. Ve da baştan beri zaten dedim ya da Ferit'tek başkaları ya şu burayı şey yapalım halledelim Anadolu'ya yoğunlaşalım diye. Fakat Anadolu'ya geldikleri zaman da Anadolu'da da Ermeni var. Ya orada iki şık vardı. Ya Berlin Anlaşması uyarınca Ermenilerle belli bir özellikle şey yapacaklardı ki bunu söyleyenler var zaten. Hani Janjore de var, içeriden de var, başkaları da var. İki şık vardı. Ya Ermenilerle bir şekilde oturup anlaşacaklardı. Özellik temelinde bir şekilde. Çünkü Ermeniler de kendilerine göre onlar da milli haklarını sanıyorlar kendilerine göre. Türkler de milli haklarını sanıyorlar. Ya ikisi beraber olacaktı ya da yok edileceklerdi. Sonra, bu ikinci seçildi şey olarak. Ve Anadolu'da kendi şeyini kurmak için.
Keza o zamanki yapı bugün de başka şekilde ortaya çıkıyor. Yani böyle bir tekçilik kurulduğu için, tamam mı? Maalesef çok da ciddi değerler kaybediyor tabii. Yani orada bütün şeyin, neden Osmanlı'nın hem entelijansiyası, hem zanaatkar, hem sanatkarı çok insanlar kayboldu. Ama o dönem tabii ciddi olarak ele alınmalı ve tartışılmalıdır. Yani ne kazandırdı bize, ne kaybettirdi onu da görmek lazım. Ha, bugün bir çok büyük var. Kültürel dokuyu kaybettik. Bugünkü yapı mesela ta oradan, yani bugün hani dedim ya, günümüzdeki bir şeyle ilgili günlük şeye girmek istemiyorum politik, ama bugünkü yapının da belki ta orada kökenleri var. Bunu orada bakmak lazım. Yani Anadolu'da hiçbir Hristiyan yok. Yani hiçbir Hristiyan yok Anadolu'da şu anda. Ki ciddi bir Hristiyan nüfus var. Hiçbir tane yok şu anda. Bu şu anki Türkiye'yi iyi bir yere mi getirdi? Bu her şey düşünsün yani. Hayır. Evet. Evet, ben çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Yoksa soru kapatalım. Varsa cevaplayabilirim. Ama çok derin sorular sormayın. Evet. Sanırım yok abi. Oldu. Peki çok teşekkürler herkese. Sabırla dinlediniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Tekrar teşekkürler. Eyvallah. Ben de yavaş yavaş kapatıyorum. Ayhan merhaba. Ayhan da orada görüyorum. Tamam. Hoşça kalın. Deniz hoşça kal. Görüşmek üzere.